7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Kız insanın dertten sıkıntıdan saçı beyazlar da yeşerin ilk defa görüyorum. Ne oldu böyle Joker gibi? Yasemin Hanım'ın o iddialı menüsü neymiş? Kendi menümden sonra senin menünü çok hafif ve çok basit buluyorum. Yani bu kadar mı yeme yenir? Aşağıda komşumun bir kızı var. Kanser hastası. Ben para için gelmedim Kadir Bey. Onu sizinle buluşturmak istedim. 2 seneye yakındır hastanede tedavi görüyoruz. Ama tabii Allah büyük. Tabii ben iyileşeceğine inanıyorum. Böyle hediyemi kabul eder misin? Kadir ezildi der. Annem İstanbul'a geliyor çalışmaya. Bizi de Ünye'de bırakıyorlar. Babam gidiyor annesinin yanında yatıyor. Bizi kiler odasına atıyorlar. Benim babam evlatları ve karısından başka her şeye düşkündü Kadir Bey. Ev sahibimiz gelsin mi efendim? Gelsin. Acaba neden sonradan geliyor? Oy, ana! Yasemin Hanım hem sabah hem öğleden sonrasında bizi şaşırtıyorsunuz. Ben çok kadınıyım zaten. Beğeniyorlar mı? Evet, üstüne para verseniz yapılmaz ayol. Neden bu kadar rahatsızsınız her şeyimden? Bu bir yemek yarışması programı. Ajitasyon yapmaya hiç gerek ben yok. Ben mi? Siz dediniz ki mutfakta. Önce bir ortaya çıkarayım. Hemen açayım mı? Evet, hemen aç. Biraz. Enem Arat filminden herkese merhabalar efendim. Takvimler çarşamba gününü gösterirken biz de Küçükçekmece'deyiz. Yasemin Hanım'ın evinin önündeyiz. Biliyorsunuz Yasemin Hanım maşallah diliyle duman attırdı masada. Hiçbir yorumu beğenmedi. En çok ben biliyorum dedi. Yasemin Hanım sıra sizde. Hadi bakalım o bilgilerinizi bugün konuşturun. Kapıyı çalıyorum. Ekran başından bugün sakın ayrılmayın. Ben Yasemin Bakırcı. 37 yaşındayım. Ordu Ünyeli'yim. Evliyim. 2,5 yaşında da bir kızım var. Ev hanımıyım. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar Yasemin Hanım'cığım. Hayırlı sabahlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz evime, gönlüme. Yanlış gelmedim değil mi Yasemin Hanım? Yok, geldiniz. Kız insanın dertten, sıkıntıdan saçı beyazlar da yeşerini ilk defa görüyor. Karadeniz'deyiz de yine yeşillendi fındık dalları yine diyoruz. Yine yeşillendi fındık dalları, yine yeşillendi fındık dalları. Acep ne olacak Yasemin Hanım'ın halları. Yasemin ablacığım şöyle bir evini turlamak istiyorum. Tabii tabii, buyurun ev sizin. Zevkini merkini bir görelim. Ev sizin. Sonra menüyü merak ediyorum. Konuşuruz. Yani bugün efsane bir yemek bekliyorum senden. Efsane zaten. Çünkü bilgini masada bir haftadır konuşuyorsun. Hiç kimsenin de yorumunu beğenmiyorsun. Beğenmiyorum. O yüzden göreceğiz evet. Bakalım. Hadi evet. Geç. Ben aslında çok samimi birisiyim. Neşeliyim, eğlenceliyim. Bir de kızım var. Çok da fazla anaçımdır, evime düşkünümdür. Olmazsa olmazlarım da ailemdir. En başta gelir. Buyurun Kadir evet Bey. Evet efendim. Minimalist bir mutfağınız var. Şirinlerin evi gibi. Evet. Ama Hamarat Hanım efendi bu mutfakta harikalar yaratıyor efendim. Nereden biliyorsun? Yani ben yorumlarından yola çıkıyorum hanımefendinin. Yaratıyormuş de o zaman. Yaratıyormuş efendim. Evet, mutfak buzdolabımız da gayet güzel. Bugün burada nasıl yemek yapacağız merak ediyorum. Yasemin Hanımcığım yüzünüzü bir görelim. Nasıl yapacağız? Dip dibe, sırt sırta. Evet. Öyle yapacağız. Hamur açmalı bir şey var mı? Var tabii ki. O merdane boşuna mı konmuş oraya? Evet. Su böreği var mı? Yok. Su böreği yok. O zaman normal börek açacağız. Normal börek de açmayacağız. Allah Allah. Baklava? Baklava da açmayacağız. Ne yapacağız? Sürpriz. Sürpriz. Saçınızın rengini açacağız o zaman. Börek yok. Baklava yok. Ama hamur açacağız. Tabii. Hadi bakalım işte bence bir perde pilavı geliyor gibime geldi bana. Niye perde pilavın dışında hamur yok mu? Yok arkadaşlar dedi ya Laz böreği açacağım ben. Çok ısrar ettiler ya Laz böreği onlar için. Yok ya şaka yapıyor ben zannetmiyorum Laz böreği açsın. Hadi geç bakalım geç. Buyurun. Beni bu hayatta haksızlık sinirlendirir. Biri yanımda yalan konuşursa ben onun doğrusunu biliyorsam neden yalan konuşuyorsun diye uyarırım. O yalanını kendisi düşünsün. Ana çekmeceyle mi boyadın kız? Boyadım. Sen seviyorsun mu boyama işleri? Eşim daha çok seviyor. He, o seviyor böyle şeyleri. Eşin ne işle meşgul bu arada? Özel bir sektörde çalışıyor. Peki, evet, minimalist bir salonumuz da var efendim.
Sen de çok yakıştın o minamenin salona. Ben de kız istemeye gelmiş gibi oturdum. İnşallah da o işlerimiz de vardı. Aa niye unuttum? Neyi unuttum? Aa bak ben de unuttum. Kız sen sabah bizim aklımızı başımızdan aldın. Bir borç vermiştiniz ya bana. Evet. Geri ödeyeyim dedim. Çok teşekkür ederim. Ne ara o borç harç işlerine girdiniz? Birinci gün yarışmacısının parasını Yasemin Hanım'dan aldım. Beyefendinin motoru tamirdeydi de o yüzden parayı yolda harcamış. 5000 TL'miz efendim. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Çok sağ olun. Sen nerede kullanacağını çok iyi biliyorsun. Aynen öyle. Bugün çıkışta ilk işin o olsun tabii, Yasemin ablacığım. Tabii ki. Hadi koş al misafirler içeriye gelsinler. Dünkü Oğuzhan geliyor, ikinki Emel geliyor, en önemlisi Gamze Hanım geliyor. Gelsinler. Haydi bakalım. Buraya rakiplerimin hepsi bana dolmuş bir vaziyette gelecekler. Gene misafirlik nasıl olur, sofra nasıl kurulur, bunları ben kendilerine göstereceğim. Ne oldu böyle joker gibi? Yasemin Hanım'ın o iddialı menüsü neymiş? Kendi menümden sonra senin menünü çok hafif ve çok basit buluyorum. Menüde bir şey mi var Allah aşkına? Yani bu kadar mı yemeğiniz? Kesinlikle benim rakibim olamaz. Aşağıda komşumun bir kızı var. Kanser hastası. Ben para için gelmedim Kadir Bey. Onu sizinle buluşturmak istedim. Ben onun için size başvurdum. İki seneye yakındır hastanede tedavi görüyoruz. Ama tabii Allah büyük. Tabii ben ki. İyileşeceğine inanıyorum. Böyle hediyemi kabul eder misin? Kadir ezildi de. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Allah'ım Allah'ım. Merhaba. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Şaşırdım. Bu ne? Joker. Yasemin Hanım bu kalemin gibi. Yasemin Hanım'ın karşılamasını asla samimi bulmadım. Yasemin Hanım'ın saçı beni şok etti. O ne öyle hiç beklemediğim bir şeydi. Joker'e benzemiş aynı. Hoş geldiniz. Buyurun. Günaydın. Günaydın. İyi sabahlar Oğuzhan Beyciğim. Ne oldu böyle Joker gibi? Ben ne dedim? Ben ne dedim? Hiçbir şey kupulamadılar. Buna bulacaklar dedim. Bugün size malzeme vermek istedim arkadaşlar. Yasemin, o yüzden böyle yaptım. Evime bu arada hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz. Ne yapalım, sohbete devam edelim yoksa kahveleri alayım? Önce sizi biraz tanıyalım. Tamam. Şimdi masada sesiniz evet biraz daha fazla çıkıyor. Bilginiz olduğunu söylüyorsunuz, konuşturuyorsunuz bilginizi ama Yasemin Hanım gerçekte kim, ne işle meşgul, bu yarışmaya nasıl geldi seyirci de merak ediyordur. Sizin gibi renkli bir karakteri. O yüzden biraz kendinizden bahsedin bize. Yasemin Hanım aslında gerçekten göründüğü gibi. Buyum. Gördüğünüz neyse oyum. Çünkü aniden sinirlenirim. Aniden sönerim, ağlayanla ağlarım. Gerçekten öyle bir kadınım. 37 yaşındayım. Ordu Üniyeli'yim. Ev hanımıyım. Kaç senelik evlisiniz? 4,5 sene olacak. 4,5 sene. Evlilik yılımız da yaklaşıyor. 9 yeni Şubat. Evlisiniz evet, yani. Evet yeni. Yeni evliyiz. Biraz böyle uzun sürmüş herhalde evlenmeyi beklemek. Zamanınızı mı aldı? Yok çalışıyordum. Hayat şartları vardı. Ailemle ilgili bir mücadelem vardı. Evlenmeyi de düşünmüyordum. Sonra bir anda sürpriz mi oldu? Eşimi görünce aşık oldum. Tutulmuş. Tutuldum. Yemininizi bozdurdu size. Peki nasıl karşılaştınız eşinizle? Şimdi bu yemininizi bozdurduğunuza göre güzel bir karşılaşma, büyük bir etkilenme olmuş yani. Ben daha önceden rüyamda görmüştüm zaten de onu görünce dedim ki bu o. Hatta şey dedim, Selçuk dedim giriş katta mı oturuyorsun? Dedi ki evet giriş katta oturuyorum. Dedim dış cephesinde dedim demirleri dedim mavi mi? Evet. Yani yok biraz artık daha... rüyanda evin dış cephesinde aynı, demirle aynı, kalın. Aynı. Ay bu istihareye yatmış aynı, bence. Aynı, aynı. Hatta istihareye yeşil siyah görürsün. Hatta dedim ki işte ben mavi görmüş. İşte maviden gittim. Dedim ki hatta kendime Yasemin fazla uzatma. Bu da zaten buldum. Yani navigasyona adres dedim. Girsen bile bu kadar net bir konum vermez sana. Hatta giriş kat mavi demirli. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an bir esneme tuttu beni. Evinde çok ağırlık var. En son bana zaten bir 4 kişinin gözü var üstümde de acaba o olabilir mi diye düşünüyorum. Neyse kimin çıkarırım gözü? Ben o nazarı biraz daha temizlikten. Elen terefişken gözleri şiş kahvelerimizi alalım mı efendim? Hadi bakalım. Nasıl içersiniz bu arada? Bol şekerli az telveli. Siz sade. Tamam. Yasemin Hanım'ın karşılamasını güzel buldum ama Yasemin Hanım'da bir heyecan vardı. Herhalde menüsüne pek güvenemiyor. Yasemin Hanım ilk günde bana samimiyetsiz demişti. Kendi de saçını boyayaraktan bütün ilgiyi kendisine çekti ama tamamıyla samimiyetsizdi. Can bugün biraz sizi özenli beklerdim kıyafet konusunda da. Yani hani sizin her gününüz konuda. Ya. Hı-hı.
Tamam saçınıza kendi çapınızda özenmişsiniz ama ben kıyafete de biraz özenmenizi beklerdim. Niye? Ben ilk gün abiye mi giydim geldiğimde? Hayır, şimdi kendi gününüz ya. Benim tarzım bu. Böyle seviyorum. Kiloluyum ya, biraz kapatmak istiyorum. Biz de kiloluyuz. Bizler de kiloluyuz ama ben bizler... Tercih meselesi. Hani ben size mesela diyorum ya, mor bu farklı, bu farklı olsaydı falan. Aha, tercih mor parayı meselesi. Çeker. Evet, parayı şimdi çeker. O ayrı. Peki menüyü dinleyelim mi? Ben merak ediyorum açıkçası. Allah aşkına. Herkes arkasına yaslansın, kemerlerini bağlasın, uçuşa geçiyoruz. Bakalım Yasemin. Yasemin Hanım'ın o iddialı menüsü, yemekten anlıyorum dediği bilgileriyle hazırladığı menüsü neymiş? Dış ses bize bir saysın. Ezogelin çorbası, sarımsaklı yoğurt eşliğinde mısır yarmalı karalahana sarması, ana yemek yağlama mevsim salatası. Sade dondurma üzeri Antep fıstıklı tatlı irmik helvası. Dış ses bu kadar mı yemeği? Evet. Velet Nami. Kayseri yağlaması. Yani bu kadar mı yemeğiniz? Dün Oğuzhan Bey ne dedi? İnsanın bildiği yemeklerle yarışması daha güzel olur değil mi dedi? Hayır, ama irmik helvası. Siz... Evet, ne yapayım size? Yasemin Hanım, Yasemin Hanım, ne yapayım derken? Evet, Yasemin Hanım'ın kesinlikle masasında. Kesinlikle. Bir de konuşabilseniz neler anlatacaksınız yok, ama. Yok şekilde, yok şöyle, yok böyle. Ben Yasemin Hanım kesinlikle benim rakibim olamaz. Bize yaptığınız menüye bir şey. Asla. Rakibimiz olabilir miyiz? Asla bu menüyle. Asla menüyle. Değil. Kız o kadar mı kötü menü? O kadar kötü. O kadar. Ya, evet. Ya Kayseri yağlamasında ne var? Ne var? Kıymayı soteliyorsun. Ezogelin de çok basit. Hı. Benim çorbama 5 dakika yapmasın zaten. Alın size 5 dakika, 3 dakika atsa. Bir saniye. Ben gideyim sizin gelin yarışın, siz yapın. Evet. Bir zahmet. Oğuzhan Bey, bir zahmet. Yani fakir savaş alacak hali yok. Kendim açacağım. Yani. Bunlar benim paralarla açmazsan. Yok, hayır, yağlama normal hazır şeyle olur mu ki? O hamurun güzel bir mayalanması. Tabii tabii. Maya tutması. Evet. Yani riskli bir tatlı. Evet. Sunumu önemli. Tutacak evet, mutfakta mı? Çok güzel yapabilirsin ama üstelik onun sıcak gelmesi gerekiyor. Evet. Sofraya gelene kadar nasıl olacak? Isıtacak onu. Artık bilmiyorum işte ısıtacak mı, sunumunu nasıl yapacak. Ama böyle tatlı da satılınca da aynı tadı vermez. Ha, onu ya, ama Allah aşkına zaten menüde bir şey yok ki. Bırakın da tatlı güzel olsun. Menüde bir şey mi var Allah aşkına? Sizde ne vardı? Vallahi, ay yapmayın hani ben. Kusura bakmayın da bir şey söyleyeceğim. Ben dün kendi menümden sonra senin menünü çok hafif ve çok basit buluyorum. Ama siz de yapamamıştınız ki. Yapamamıştınız. Kesik bir çorba. Bakın ben şimdi yarı katlı bir su böreği. Anlaşamıyoruz. Yağ deseniz sıfır. Anlaşamıyoruz. Sizinkini gördük, ben eledim zaten direkt. Neyi eledin? Sizi. Neyi? O yaptığınız yemeklerden pardon, direkt eledim sizi. Pardon. Rakip. Pardon. Eledim rakip direkt. Derken. Benim dünkü menümle şu an sizin menünüzün arasında dağlar kadar fark i̇şte var. Sizinki güzeldi, yapsaydınız keşke. Güzel yapamadınız ben çok güzel yaptım. Yapamadınız i̇şte ya. İşte her birine bir kılıf, bir kulp bulacaktın. Oğuzhan Bey, sen, ben beğendiğimi zaten döndüm ne dedim? Hiçbir şey beğenmiyorsun ki. Niye beğendim? Hiçbir şey beğenmiyorsun. Allah seviyorsun. Sizden onun önce... yanı yamuk, bunun burası çamur, bunun böyle. Öyleydi. Ne öyleydi ya? Ya arkadaşım yapın düzgününü, beğeneyim o zaman. Ben de düzgününü yapmazsam siz de bana konuşun. Ben kendime güveniyorum. Geldim buraya yarışmaya işte güveniyorum ki. Yasemin Hanım lezzette iddialı. Evet. Lezzet odaklı. Lezzet odaklı yorumlar bekliyorum sizden de. Kadir'e çok özür diliyorum ama Yasemin Hanım menüsüyle, sunumlarıyla da iddialı. Bakacağız işte, göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Çok şanslısınız üçünüz. Neden? Çünkü ben masada yokum ya. Yorumlarını yapsınlar işte. Ben onları tabii bir dinleyeyim. Zaten. Ben mesela yapamıyorlar. Zaten her kere yapıyoruz yorumlarını. Yani biz sana güvenerek yorum yapmıyoruz zaten Yasemin Hanım. Merak etmeyin, ben yorum yaparım, siz gerisini getirirsiniz. Onun olmasına da gerek yok. Bugün de sen. Bugün de ben. Biz geldik herkese yorumumuzu yapmıyoruz. Allah'a çok şükür. Sevgili seyirciler, temizliğe geçelim mi? Geçelim. Haydi buyurun. Dün benim menümden sonra bugün kendi menüsü yani tam bir fiyasko. Yasemin Hanım'ın menüsünde sadece 4 çeşit yemek var. Yasemin Hanım bu menüyle asla rakibim olamaz. Herkese çikolata koydu, benim sehpamda çikolata yoktu. Dile getirmedim bunu, görmesini istedim. Misafirperverliği de buradan belli. Ev sahibimiz gelsin mi efendim? Gelsin. Acaba neden sonradan geliyor? Ana! Joker oldu. Yasemin Hanım hem sabah hem öğleden sonrasında bizi şaşırtıyorsunuz. Ben çok kadınıyım zaten. Beğeniyorlar mı? Evet, beğeniyorlar. Üstüne para verseniz yapılmaz ayol. Hani altını suyuna batırılmış. Vallahi hem yemekten anlamıyor hem bu kadın altını tanımıyor. Beyaz altın işte. Bıçakla helvayı mı keseceğiz? Sizde o adap da yok ki, ben ne öğreteyim artık? Adap öğretmek kimsenin haddi değil. Neden bu kadar rahatsızsınız her şeyimden? Çünkü ne ekerseniz onu biçersiniz. Ben buraya kendi kızım ve bir tane çocuk için geldim. Bu bir yemek yarışması programı. Ajitasyon yapmaya hiç gerek ben yok. Ben mi?
Siz dediniz ki mutfakta. Önce bir ortaya çıkarayım. Hemen açayım mı? Evet, hemen aç. Gel Yasemin ablacığım. Evet, misafirlerimizi uğurladık. Evet. Oh, şimdi rahat rahat hemen şurayı bir toparlayalım. Toplamayalım. Seni. Neden? Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Misafir geliyor ya benim evime. Evet. Ben önce bunu böyle çekiyorum. Bunlar çünkü benim kafamı şişiriyorlar ya. Bunu koyuyorum. Şöyle bir atıyorum kendimi. Bir 5 dakika dinleniyorum. He. Ondan sonra diyorum ki onlar bana bakıyor. Ben onlara hadi Yasemin diyorum kalk. Peki evinizde böyle geldikleri zaman kırıp dökme yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Hepsinin canavar gibi çocukları var. Maşallah. Sen neden bu kadar onlara izin veriyorsun? Fazla samimiyet her zaman saygıyı azaltır demişler. Ben seviyorum Kadir Bey. Misafiri seviyorum. Yasemin Hanım'ın çocuk sevgisi var. Evet. Bu programda aramızda olma sebebi de bir çocuk. Evet. Aa. Bir çocuk da değil hatta. Evet. Yasemin Hanım cümleyi kurarken bile gözlerim doluyor. Katılma amacınız çok güzel. Nasıl bir hikaye merak ediyorum. Bir tane kızım var sadece tabak gördüm dünya evet. Tatlısı. Başka çocuklar dediğin? Hem kendi yaşayamadığım çocukluğum var. Biraz dedim belki burada onu unuturum. Hem de aşağıda komşumun bir kızı var. Kanser hastası. Tamamen sizi istedi. Ben para için gelmedim Kadir Bey. Onu sizinle buluşturmak istedim. Annesine bir anı kalsın istedim televizyonda. Çünkü gerçekten... Çok mu ağır? Ve 4,5 yaşında bu hastalık ona başladı. Çok küçük. Şu an ilkokula gidecek, gidemiyor. Annesi evinde bir oda yaptı ona. Özel öğretmenler getirdiler eğitiminden geri kalmasın diye. Sadece sizi görmek istiyor. Ben onun için size başvurdum. Yerim ben onu. Sizi görsün diye. Yani görüşmek isterseniz eğer tabii şu anda ki, sizi bekliyor. Hemen görüşelim. Hayattaki en büyük acı evlat acı. Bak annesi ölene öksüz demişler, babası ölene yetim demişler ama evladı ölene hiçbir isim koyamamışlar. Çünkü öyle bir acının tarifi yok maalesef. Ve çok küçük. Hadi görelim o zaman. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi kalk kalk. Buyurun. Merhabalar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Buyurun. Müsaitsiniz inşallah. Tabii ki buyurun. Merhaba canımın ciğeri. Odasında. Heyecanla merak ediyorum. Çok görmek istiyormuş. O da bekliyor. Yerim ben onu. Gidelim mi yanına? Olur. Hadi bakalım. Buyurun, 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 buyurun. Merhabalar Kübra'cığım, merhabalar. Tanıdın mı beni? Sen beni çok seviyormuşsun ama ben seni daha çok seviyorum. Koşa koşa beni sevdiğini duydum. Dedim hemen gidip Kübra'yı görmem lazım. Şöyle hediyemi kabul eder misin? Kadir Ezildi'den. Programı izliyor musun? Çok güzel yakışmış bu gelinlik sana. Sen bunu bana özel mi giyindin az önce? Ben seni her halinle beğeniyorum ama gelinlik çok yakışmış sana. Gel bakalım şöyle ayağı alayım seni. Çok güzel bir kızsın. Gel. Gel gel bir sarılalım şöyle gel. Bir el sallayalım mı şöyle bütün sevenlerimize? Bak artık televizyonda sen de varsın. Hani programı izliyorsun ya artık o programın içinde sen de varsın. İsmin ne senin? Bir daha senden duyayım şöyle güzelce ismi. Kübra. Kübra. O zaman söyleyelim mi buradan? Kübra'yı sevenlere selam gönderiyoruz. Benim kanalım var. Kanalı varmış. Ha senin kanalın var. He, o zaman bütün kanal abonelerimize selamlar olsun. Şuradan gönder bak güzel. Kübracığımızı annesinin yanına alalım. Kübracığımız Kadir Ezildi'yi nasıl keşfetmiş bir öğrenelim. Galiba siz nakil hastanesinde izliyormuşsunuz. Evet ben izliyordum. Nakil hastanesinde genellikle orada fırsatımız çok oluyordu. Orada öyle bir takıldı. Ondan sonra böyle dikkatini çekti. Hep sonra bakıyordu ben bakarken falan. Evet biraz esprileriniz falan böyle konuşmalarınız. Gülüyor musun bizi izleyince? Yasemin teyzeni çok mu seviyorsun? Dün akşam da oradaymışsın. Evet. Ben de onları çok seviyorum. Bir de ablası var. Şimdi ona buradan selam yollamazsak bize küser. Ablanın ismini hemen gönderelim. Tuğba Nur. Tuğba Nur. O zaman ekrana şu doğru söyle söyleyeyim. Tuğba Nur'a selamlar olsun burada. El sallayalım. Sen şimdi içeri geçtiğinden biz şöyle bir odana bakalım, oyuncaklarına bir bakalım neler var neler yok. Tamam müsaade eder misin bize?
Peki hadi gel, gel bakalım. Içeri. Gel. Şuradan tekrardan bak, herkese bir el sallayalım. Zor bir süreç. Yasemin abla az buçuk bahsetti. Evet, yani evet. Biz dinlerken şu an nefesim kesildi. Yani yukarıda dinlerken de çok evet. Kötü olduk. Yani yaklaşık 2 seneye yakındır hastanede tedavi görüyoruz. Tam iyileşmişti aslında. Hani ev tedavisine devam edecektik. O arada bir nüksetme olayı oldu. Nüksetti. 3 aydır tekrar yeni bir tedavi. Peki ümit var mı yanıt verme konusunda? Yani, bir yüzde bir şey söylüyorlar mı bu sefer bu ilaçlardan sonra? Çocuğun aktivitelerine bakarak sanki biraz fark etti gibi görünüyor. Hadi inşallah. Gözle görülür en azından. Tabii bacağında bir şişlik oluşmuştu. Çünkü önemli dizden altı özellikle daha çok vardı o bölgede. Ama tabii Allah büyük. Tabii ben ki. İyileşeceğine inanıyorum. İnşallah Rabbim Şafi ismiyle şifa i̇nşallah versin. İnşallah Allah yani razı olsun. Çok küçük ve bu büyük, büyük bir yük. Ve bir anne olarak sizin onu ikna etmeniz, teselli etmeniz de çok çok büyük bir imtihan. Tabii ki ben bir sene onu hiç evden dışarı çıkartamadım. Kimseyle görüştüremedim. Eve geliyorduk ev izinlerine. Babayla ablaya bile yaklaşıp sarılıp öpemiyorlardı birbirlerini mesela. Yeni yeni başladık. Artık hani ne kadar korusak da oluyor gibi düşünüyorum artık. İçimizde bir şey kalmasın diye her istediğini yapıyoruz. Yani o sıkı dönemi biraz daha gevşettiniz. Evet, biraz daha gevşettik. Doktorumuz da gevşetti. Hani böyle gevşetti derken bazen hani Kübra'nın istediği şeylere izin veriyor. Kıyamıyor doktorumuz. Deniz çok istedi. Aylarca söyledi doktorumuza. O da artık dedik tamam, bu sefer eve gittiğinde Deniz'e gidebilirsin. 4 günlüğüne onu Deniz'e götürdüm. Nasıl, hemen koşu koşu Deniz kıyafetlerini aldı. Hem de nasıl. Gidiyoruz bazen ona bakıyor, ona bakıyor, onu alıyor, bunu alıyor. Şimdi doktorumuz her gittiğimizde diyor ki Deniz'e gidecek misin? Bir kere daha izin vereyim mi falan. Bu da gitmek istiyor. Aslında bu hafta yine götürecektim ama hani hasta olur, havalar serinledi, su serinledi diye. Bir de okula gitmeyi çok istiyordu. Anaokuluna. Ben hani daha yaşına 2 sene var. 2 sene okula gidip sıkılmasın. Bir sonraki sene vereyim diye düşünüyordum. Baktım çok istiyor. O sene yarım dönem geçtikten sonra okula kayıt ettirdim ben bunu. 1 ay falan gitti. İşte hastalığı çıkınca ona çok üzüldü. Tekrar gidemediği için. O benim de içimde kaldı. İnşallah bugün gideceğiz. Onaylanırsa eve eğitime gelecekler. Ben içinde kalsın istemiyorum. Hani onu da yaşasın istiyorum. Çünkü ablasının okula gidiyor, alışveriş yapıyoruz, üzülüyor. Ha, onu da çantayı, defteri, kalemi görüyor. Tabii ki. Ona da alıyoruz. Onu alırken ona da alıyoruz mecburen. Koyuyoruz bir kenara, duruyor. İnşallah büyük bir mucize olur da Rabbim bütün hastalığını tamamıyla siler. İnşallah. İnşallah okula koşa koşa bu. Gittiği günleri İnşallah görürsünüz de. İnşallah o günü Rabbim bana gösterse. İnşallah. Sadece bu bölüm açarız deriz ki ya ne günlermiş ama atlattık deriz hep birlikte. İnşallah. İnşallah. İnşallah Kadir Bey. Gülen yüzünüz hiçbir zaman solmasın. Yani Allah bu enerjinizi, ümidinizi hiçbir zaman almasın. Geride 2 çocuğunuz daha da var. En büyük destekçiniz de eminim onlar. Allah onlara da sağlık sıhhat versin inşallah. Ellerinizden öpüyorum. Yani Allah çok sizin gibi anneleri başımızdan çok eksik etmesin. Bizi izle, sizin gibi güçlü bir annenin bizi izlemesi de büyük bir gurur verici. İzleyici kitlemizin bu kadar iyi, merhametli olması. Bundan sonra daha da çok komik olacağım. Kübra izlesin, evet. Neşelensin. Onun gibi birçok çocuk izliyor sizi. Yani ben hep programda diyorum arkadaşlar, herkesin derdi var ama ele mi kederi en azından program saati boyunca evet. Atıyoruz unutuyoruz. Diyorum. Unutuyoruz. Cidden de bak unutuyormuşuz. Kübra'mız evet. Hastanede bile bizimle moral buluyormuş. Benim için çok büyük gurur verici bir şey. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun. Kübra'yla da bir resim çekilir. Ondan sonra olur. Yasemin Hanım mutfağına gideceğiz. Olur. Yine aynı şekilde ele mi keder atacağız. Evet. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Merhabalar. Gel Yasemin babacığım. Gel. Merhaba. Evet. Ne yaptınız? Zor dakikalar geçirdik ama çok tatlıydı. Yani şu an hem sevinç var hem burukluk var içimde. Sevincim onu gördüm, o beni gördü. En azından hani üstümüze düşen görevi yerine getirdik. Burukluğumuz da maalesef ki şu an elimizden bir şey gelmemesi. Evet. Yani biz de isterdik ki şu an uzun saçlarını tarasın, koşu koşu beslenme çantası takıp okula gitsin. Ama çok güçlü bir annesi var arkasında. Onun için içim evet. Bir nebze rahat. Yani annesini çok güçlü gördüm maşallah. Her daim de çocuğun arkasında her şeyi de yapacak bir anneye benziyor. Allah yardımcısı olsun. Senin gibi de güzel bir komşusu var. Aynen öyle. Sizin gibi abisi oldu. Teşekkür ederim. Bir amacınıza ulaştınız. Geriye kaldı ikincisi. Çocuğumuzu düşünüp programı kazanmak. Hadi bakalım gel. Hazır mısın? Geç. Ben de içeride sandım. Heyecan yaptım. Evet de ses getir etabı. Hazır mısınız? Hazırız. Kapat gözlerini. Tamam kapattım. Çok heyecanlıyım şu an. Bir de yerler de beyaz. Yasemin abla ellerini ver bana. Veriyorum. Kapa gözlerini. Neye dokunuyorum? Bu ne? Allah'ını seviyoruz. Kadir Bey bu ne? Bir düşün ne bu? Bir sürt ellerini.
Çamura benziyor. Çamura benziyor. Evet, tık tık burada bir şey. Hazır mısın? Çamur bu değil mi? Aç gözlerini, alkışlarla efendim. Seyahat dönüşü valizimiz. Bunu yıkayacağım herhalde. Yıkayacaksın. Başka türlü temizleme ihtimalin yok zaten. En kısa sürede en iyi şekilde yapman lazım. 50.000 TL'ye giden yolda. Bu arada bunu iyi şekilde yaparsan sana sürpriz hediyemiz var. Üçgen başlıklı bir süpürge veriyoruz. Peki içi mi sadece dışı mı? Sana kalmış. İster içini ister dışını. Suyu açabilirsin. 3. İstediğin deterjan ne? Aparat bir şey var mı? Ne istiyorsun? Yani bir şey şöyle sert bir şey istiyorum. Fırça verelim arkadaşlar. Evet. Deterjan ne istersin? Şey olsun. Evet. 3 saniye var. 3, 2... Bulaşık deterjanı. Bulaşık deterjanı dediniz, kazandınız. Buyurun efendim, açabilirsiniz suyu. Süreyi başlatıyorum. 3, 2, 1, action. Yasemin Hanım, sabununuz burada efendim. Beziniz de burada. Of, of, of. Duvarlar mahvoldu, yerler. Önce bir pisliğini akıtalım. Bu yolculuk yapmamış ki, çamura yatmış. Aç, 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 aç. Var mı Yasemin Hanım'dan daha iyi yapabilecek bu valizi? Çoraplarınızı çıkarsaydınız keşke. Hiç önemli değil şu an, bu daha önemli. Ucunda sürpriz varmış. Çıplak çirkin durur dedi. Ayaklarım güzeldir Kadir Bey. Kadir Bey önem veriyor. Şu deterjanı alabilir miyim? Buyurun tabii ki. Fırçayı alayım. Fırça, fırça, fırça. Fırça nereye gitti? Sen de ha. İstersen suyu kapat ha. Kapatayım, adam para ödemezse. İstemesin bir deterjan daha. Süren geçiyor bu arada. Yok istemiyorum. Bitti. İstemiyorsun. Evet. Bitti. Bitti. Durdurdum süreyi. Teşekkürler efendim. Yasemin Hanım'dan beklediğim performansı aldım. Aldın mı? Aldım aldım tabii. Ha böyle bir performans bekliyordun yani. Tam beklediğim performansı aldım. Şimdi bezle ayaklarınızı kurulayın Yasemin Hanımcığım. Sizleri büyük alkışlarla uğurluyorum. Tebrik ediyorum. Ben ömrümde bu kadar. Bak. Yasemin Hanım için söylüyorum, alkışlıyorum. Ben ömrümde bu kadar yalap şalap bir valiz temizliği görmedim, yeminim. Otobüs terminallerindeki otobüsleri bile hızlı hızlı yıkarlar ama bu kadar yalap şalap yıkamazlar. Yani bununla değil seyahate, vallahi akraba cenazesine bile gidilmez. Tekerleklere hiç vurmadı, hiç içini açmadı. Bak bak görüyor musunuz? Bak tekerleklere bak bak. Yasemin Hanım! Bir şey demiyorum. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Kalenin bedenleri yar 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 yandı. Kalenin bedenleri yar 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 yandı. Soy verin gidenleri. Şınaray yavrum şınaray. Annem İstanbul'a geliyor çalışmaya. Bizi de Ünye'de bırakıyorlar. Babam gidiyor annesinin yanında yatıyor. Bizi kiler odasına atıyorlar. Amcalarımız bile sahip çıkmadı bize. Kapının önüne attılar beni ya. Benim babam, evlatları ve karısından başka her şeye düşkündü Kadir Bey. Bugün yarışmacıların helvasını kavuruyorum. Oo. Sayın seyirciler. Her pişen ekmeğin üstüne yağlamanın harcını yayacağız. Sevgili seyirciler, hepinize merhabalar efendim. Yine dolu dolu bir mutfakta karşınızdayız. Bugün sizlere ezogelin çorbası, mısır yarmalı lahana sarması, evet. Ana yemekte Kayseri yağlaması. Kayseri yağlaması tüm püf noktalarıyla. Tatlı olarak da irmik helvası yapacağız. Dondurmalı irmik helvası. Dondurmalı irmik helvası. Sabah menü hakkında çok eleştiride bulundular ama lezzet odaklı gelmişlerse eğer, lezzet odaklı bugün yorum yaparlarsa süper olacak. Çünkü lezzetinden eminiz bütün yemekleri. Evet. Daha önce de yaptığım yemekler çünkü. İlk defa yapmayacağım. Peki. 3, 2, 1. Hadi Yasemin ablacığım başlıyor. Hadi bismillah. Ne yapıyorsun? Senden sürekli tarif istiyorum tamam. Bu arada. Önce ben karalahanayı, aslında biz pancar deriz Kadir Bey. Yani biz Ordu Ünyeliyiz ya, bizde pancar deniliyor. Lisede de pancar deniyor. Burada İstanbul'da çoğu karalahana diye söylüyor. Bunları güzelce haşlayacağız. Tatlarını ayıklayacak mıyız onları? Tabii tabii bayağı. Çünkü biz şey yaparız. Bu ayırdığımız kısmı pilav yaparız bazen. Oo. Bununla da sarma sararız. Evet. Dipleme falan diyorlar bizde. Saplarını atmıyoruz değil mi? Yok atmıyoruz. Onları küçük küçük doğruyoruz. Onlarla pilav yapıyoruz. Bravo. Pirinç pilavı mı, bulgur pilavı mı? Her ikisi de oluyor. Pirinci de yapıyoruz, bulguru da yapıyoruz. Gene pul biberi basıyoruz içine. Sen duruyorsun ama yalnız bak pardon. Şu anda ha. Durma, şimdi. Süren gidiyor. Ben ona bugün şey yapmasam masada yerler onu. O yüzden hiçbir eksik olmaması lazım. Aynen dedi. Öyle. Çakmak alabilir miyim? Şu göz yanmıyor. Balkonda var efendim. Yasemin Hanım'ın terası var bu arada. Küçük çekmece manzaralı. Aşağıda da 2 saatte bir otopark kavgası çıkıyor. Çok değişik bir şeyi var, konumu var buranın. İşte Selçuk'a dedim ben. Evi alırken otoparka bak diye ama biz
yeni evlenirken aldığımız için. Hatta öyle bir şey ki Kadir Bey, evi almışız biz nişanlıyken aldık. Heyecandan gitmişiz, 5 tane avize almışız. Eve geldik baktık ki avizelik yer yok. Ana! Onları aldık bir de götürdük başkasına hediye ettik. Ha geri iade de etmediniz. Almadılar. Siz çok cefakar ve vefakar bir hanımsınız. Öyle kalmak zorunda oldum aslında dış ses yani. Ama yapmasanız da yapmazdınız yani. Yapmasam yapmaz da başka çarem yoktu çünkü. Yasemin Hanımcığım, makyözlük yaparak çok iyi bir birikim sağlamışsınız. Bu birikimle de kendinize bir ev almışsınız. Çok güzel paralar kazandım yani. Kız makyözlük para mı var? Yani o zamanlar vardı. Şimdi hiçbir şeyin değeri bilinmiyor da ev o zamanlar kadar vardı. Ne yaptın evi? Kardeşim evlendi. Kardeşim evlendikten sonra dedim ki zaten annem ikinci evlilik yaptı ya. O zaman annem, ben, eşi, küçük kardeşi. Sen şimdi olayları bilmiyorsun Kadir'cim. Sana bir özet geçelim. Yasemin Hanım'ın annesi ve babası ayrılıyor. Ben 13 yaşındayken. Kaç kardeştiniz o zaman? Biz 3 kardeşiz. En büyükleri sen misin? En büyükleri benim. Ama ben kardeşlerimi seneden seneye tanıyordum Kadir Bey. Velayetleriniz farklı. Bir yarınız anne de yarınız baba da mıydınız? Hayır. Babam biraz zor adamdı ve annem çalışmak zorunda kalıyordu. Annem çalışmak zorunda kaldığı için ben de okulu bırakmak zorunda kaldım. Çünkü kardeşim çok küçüktü. Kardeşime bakmak zorundaydı. Farklı illerde miydiniz de seneden seneye görüşüyordunuz? Tabii onları anneannem almıştı. Artık annemin bakacak durumu yoktu yani. Anneannem aldı, büyüttü onları. Orduya mı götürdü? Hayır. Bir tarafımız Antalya Manavgat bizim, bir tarafımız Ordu'ya. Biraz da böyle bir Sivas var işin içinde. Tamam, şimdi senle annen İstanbul'dasınız. Biz Ünye'deyken babam, annem tartışıyorlar. Annem diyor ki babama, bu böyle olmaz. Kesinlikle çalışmamız lazım çünkü geçinemiyoruz. Baban çalışmıyor anlaşılan. Babam, ondan sonra annem inat ediyor. Bakıyor ki bu iş olacak diye. Bir de annem çok zengin bir ailenin kızı. Oo. Tabii. Varlıktan gelmiş. Tabii öyle varlıktan gelmiş. Annem İstanbul'a geliyor çalışmaya. Annem İstanbul'a gelince çalışmaya bizi de Ünye'de bırakıyorlar babamın. Dur şimdi, kavga ettiler. Boşanmaya karar verdiler. Daha karar vermediler. Karar vermeden annen İstanbul'a geldi. Tabii İstanbul'a geldi. Teyzemi arıyor, bana diyor iş bul diyor. Ben diyor İstanbul'a geliyorum diyor. Teyzem ona iş buluyor filan. İstanbul'a geliyor. Çocukla nereye gidecek, kadın mecbur bıraktı. Ben 13'üm. Erkek kardeşimle aramızda öbürüyle 3 yaş var. Öbürü de daha yeni yeni yürümeye başlamış yani, öyle söyleyeyim size. Kadın ne kadar çaresiz kaldıysa artık yani o yaşta çocukları bırakıp İstanbul'a gelmek zorunda kalmış. Aynen öyle ve annem sürekli bizi arıyor, annemle bizi görüştürmüyorlar. Görüştürmeyen kim? Babaannem, işte evdekiler görüştürmüyorlar bizi. Hatta eşyalarımızı kapının önüne bırakmışlardı o zamanlar köydeyken. Bir sel yağdı Kadir Bey, o sel bütün eşyaları aldı götürdü ve kimse tenezzül edip oradaki eşyaları almadılar. Eşyalar dediysin değil, kıyafetleriniz. Hayır, evimizin eşyaları. Eviniz de boşalttı. Tabii evi de boşalttık artık ve babam dedi ki artık evimize geçelim oraya. Annem de gurur ediyor, anneannemin yanına gitmiyor. Söylemiyor yani biz bu durumdayız diye. O kadar gururlu bir kadındır ki keşke tanısanız. Babam gidiyor annesinin yanında yatıyor. Bizi kiler odasına atıyorlar. Kiler odasında kardeşlerim küçük. Bir dakika. Bir saniye. Şimdi bu hikaye zor bir hikaye, anlatması da zor. Yaşanmış olmasını hiç söylemiyorum bile. Yaşananları ben biliyorum. Hikayenizi size şu an anlattırmayacağım ama. Birazdan yemeklerimiz de ferahlasın. Tamam. Çünkü çok 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 zor bir hikaye. Evet. Yani şu an kiler dedi. 3 tane küçük çocuk kilerde. O işin başları Kadir'cim. Yasemin Hanım 13 yaşında daha gencecik bir kızken annesinden ayrılıyor. Babasının anlattığına göre annesiyle görüşemiyorlarmış ki, görüştürmüyorlarmış. Yani babam da cahildi o dönemler. Çok üstüne gelmişler. Bir de benim babam tek yumurta ikizi. İkizler yani, ayırt edemezsiniz. Yan yana görseniz amcamla onu. Şu an ama bunun sizinkilerde kalmanızla hiçbir alakası yok. Yok, hiç yani amcalarımız bile sahip çıkmadı bize. Çıkmadılar yani. Kapının önüne attılar beni ya. Hiçbir şekilde baba, sahip çıkmadılar. Baba gidip baba kendi annesinde mi kaldı? Evet, yukarıda. Siz de kilerdesiniz. Evet, 3 kardeş. Annenin bundan haberi var mı? Annemin haberi yok. Annen İstanbul'da sizin için çalışırken siz kilerdesiniz. Annesiyle görüşemiyorlarmış ki, görüştürmüyorlarmış. Annem arıyor. Hayır, da yengelerim vermiyorlar telefona bize. Görüştürmüyorlar. Yani annemin hiçbir şekilde haberi yok ondan. Kadir'ciğim, bu çok zor bir hikaye. Biz biraz özetlemiş olduk. Sonra siz İstanbul'da güzel bir ev almışsınız. Evi ne yaptınız? Kardeşim evlendi. Biz evin içindeyiz. Annem, ben, kocası. Dedim anneme, çıkalım, bunlar yeni ev, bizim ne işimiz var? Ama ev sizin. Biz benim ev. Benim. Ben çalıştım ev. Niye onları kiraya çıkarmadın da sen çıktın? Ya onlar, ben onlara anne oldum, onlar bana baba oldular. Tabii ki kardeşime vereceğim Kadir Bey. Yani bizim ondan başka kimsemiz yok. O çok başka bir çocuktur yani. Çok vefalı bir çocuktur. Erkek kardeşine verdim. Evet, erkek kardeş. Küçüğüne vermem hiçbir şey. Küçüğüne versem
5 dakikada dolandırır beni. Tabii öyle o küçüğü. Havarda. Her ailede vardır bir aynen, tane. Aynen kazan gibi o. Ona kıyamıyoruz zaten. Kıymıyoruz ama malımızı da vermiyoruz. Aynen. Sen erkek kardeşin evini verdi çıktı. Ha, annem eşi ben ayrı bir eve çıktık. Anneniz başka biriyle evlenmiş bu arada. Ama annem çok oldu evleneli yani. Babamdan ayrıldı. Çok sonra evlendi de. Ben artık anneme de dedim ki bu iş dedim böyle olmuyor. Beni dedim sağ ol bunlara dediğim gibi yarışmacılara. Sen dedim kocanla otur. Ben dedim kendime ev tutuyorum. Hayda bekar tek başına ev tut. Tabii tabii bir evim vardı. Bana diyorlar ki yalan söylüyorsun sen evlisin yani. Burada karı koca yaşıyorsunuz siz. Bu ev o böyle bir güzelliği. Ev diyordu. Evet öyleydi yani. Yani Yasemin Hanım zorlu yollardan geçmiş şu an. Çok yarım dinledik be. Daha. Ne yarımı Kadir'ciğim? Yarımı bile bana yetti. Çeyreği mi yoksa? Çok çok gülen çok derdi olur diyorlar ya. Aynen öyle. Emin olun öyle yani. Gene de Allah'a şükürler olsun. Annem seni çok seviyorum. İyi ki başımızdasın anne. Ve annem de kanser hastası zaten biliyorsunuz. Annem olmasaydı bilmiyorum. Ve çok enteresan bir şey var Kadir Bey. Biz anneannem aldı dedim ya kardeşlerimi. Benim küçük kardeşim 8 yaşındaydı. Koca adam gibi otobüsle İstanbul'a gelirdi bizi görmeye. Ben kardeşime sarılamazdım. Böyle bir bakardım derdim ki ne kadar büyümüş. Saçı, tabii saçı değişmiş, boyu uzamış. Sonra derdim ki kendi kendime ya Yasemin deli misin kardeşin gelmiş sarılsana deyip kardeşime sarılırdı. Paramparça bir çocukluğun olmuş. Hele küçüğünü yani daha yeni yürümeye başlamıştı anneanneme verdiğimizde. Yemin ediyorum samimiyetime inanın ben büyüttüğüm için otobüsün önüne yattım kardeşimi bırakın diye. Ve o çocuk ne oldu biliyor musunuz? Antalya'dan büyüdü bir süre sonra geldi. Hep birlikte oturuyoruz yemek yiyoruz. Babam dedi ki neden dedi sofraya oturmuyorsun? 3 yaşında. Eğer benim bu evde yiyecek yemeğim olsaydı baba dedi sen beni anneanneme yollamazdın. Bunu 3 yaşındaki çocuk söylüyor. Hiç unutmam yani. Bu kadar yani. Büyük bir cümle ama anlayana işte. Evet. Neyse. Artık bunun devamını dinleyeceğim ama bayağı dediği gibi sadece başlık atman ciğerimizi dağladı. Devamını hiç düşünemiyorum. Şimdi biraz daha devam edersek Yasemin Hanım ağlayacak zaten. İsterseniz sonra devam ederiz. Motivasyonu da düşmesin. Soğan zaten çok acı. İyi gidi Yasemin ne kapalı kutuymuşsun. Ya öyle. Soğanları karalahana için mi doğruyoruz verdin bana? Karalahananın içi için doğruyoruz. Bugün bol bol soğan doğrayacağız anladım Kadir Bey. Zaten onu. Eldiven takacağım demiştin. Evet onu fark ettim şu anda. Sonra ellerim çok kötü kokuyor ve soğan kokusunu hiçbir şey almıyor elimden. Evdeki hanımlar karalahana sarmak istiyorlarsa bu küçükleri değil daha büyükleri tercih etsinler. Özellikle ve özellikle damarlı olmamasına dikkat etsinler. Çünkü damarlı olduğu zaman çok zor oluyor, çok zor pişiyor. Şimdi karalahana sarması için karalahanalarımızı haşlamaya başlıyoruz. Diğer tenceremizde şu an neler oluyor? Şu an yağını koydum, soğanını kavuracağım. Bir taraftan da şimdi şeyi atacağım zaten. Çorbayı atacağım. Biz sarımsaklı yoğurt dökeriz bunun üstüne çünkü bunun amacı o. Ve farkındaysanız bunun içinde fazla bir baharat da yok. Çünkü bunu yediğinizde ağzınıza hafif bir is tadı gelir. Değişik bir içtir bu. Alabilir miyim Kadir Bey soğanı? Hemen veriyorum. Soluk aldım. Efendim bunun içinde bir su bardağı bulgur, bir bardak sıvı yağ, bir su bardağı çekinti demişsiniz. Yani biz mısır yarması diyoruz, çekinti diyoruz. Bazıları düğü diyor ismine. Ama şimdi düğü dediğimiz buğdayın irisine ya da büyüğüne diyoruz. Sen mısırın mı düğü var? Evet evet onun da var. Al bunu. Çok teşekkür ederim. 2 adet soğan, tuz ve çok az pul biber var içinde. İçinde bir şey yok bu kadar demiştiniz. Evet evet zaten bu iç malzemesi çekintisi buna yetiyor. Peki bu mısırı düdüklüde mi haşlayacağız? Sonuçta kuru bir mısır bu. Hayır hayır bu zaten şey dövülmüş olduğu için haşlamanıza gerek yok yani. Nerede o nerede? Bulgur neyse. Şu mu? Yok bu. Bakayım. Bulgur neyse bu da o Kadir Bey. Ha, bunu koyma amacımız ne peki? Bağlayıcı bir şey mi yani? Tabii tabii birbirini tutuyor, sıkıyor. Nasıl Lord olması yapmışlardı ya hani sizin programınızda. Evet. Aynı ona yakın bir şey de bu daha Karadeniz güzel ondan. Karadeniz'de mısırın her şeyini evet. Kullanıyorlar. Kadir Bey bir, ben yapıyorlar. Bir soğan daha alabilir miyim bir soğan ya? Soğan daha var. Evet. Helva da kavuracağız. Helva kavurmak da vakit alıyor bu arada. Bugün yarışmacıların helvasını kavuruyorum sayın seyirciler. Şu an şeyi koydum, yarmayı koydum. Şimdi sarmanın içine hazırlıyorum. Bulguruyla birlikte bağlaştırmam lazım. Çünkü yarma ince ya, bulgur da ona nazaran bir tık daha büyük. İkisiyle birlikte toplatacağım şimdi. Çok az da bir salça koyacağım. Yani bu arzuya göre. Normalde zaten şey, şimdi programdayız diye böyle yapıyoruz. Normalde bunun altına patates dizerler. Normalde şimdi biz yarışmadayız. 2 saatimiz var ne kadar pratik olur diye en hızlandırabileceğimiz şekilde. Abla iyi mi bunun küçüklüğü? Daha ne kadar küçülebilirsin bir ver olaraktan. Hamura
geçmem lazım. Yağlama hamuruna geçeceğim. Evet, o çünkü mayalanması lazım. Ona geçeceğim. Ya da isterseniz Kadir Bey benim yerime siz de yoğurabilirsiniz. Şimdi yağlama hamuru çok özel bir hamur. O yüzden onun kıvamını sen ayarla. Tamam mı? Bu yeter mi abla? Yeter, yeter. Tamam, al o zaman. Yeşil biber kaç tane? 2 tane mi dedin? 2 tane. Ver oradan bana. Bir 2 dakikalığına şuraya alacağım. Bir şey olsun, demlensin diye. Balkona alacağım. Bezim daha vardı ama şöyle yap. Karalahanayı çıkardın mı sudan? Evet, evet, aldım onu Kadir Bey. Yağlamanın hamurunu yoğurdum, onu koydum köşeye. Şimdi ezogeline geçtim. Tamam, ezogelin. Alayım bir ses, malzemelerini. Ezogelinin de tarifini mi istiyorsun diyorum. Ezogelin çorbasının mercimek çorbasından farkı salça, bulgur ve soğanlıdır. Yani şimdi mercimek çorbasını çoğunlukla süzüyorlar ya, biz süzmüyoruz, kendi diriliğiyle bırakıyoruz. Bir de 3 tane malzeme giriyor bunun nedir içine. Nedir onlar? İşte bulgur, pirinç, mercimeğin sadece tek bir şeyi var, mercimek. Mercimek koydun mu? Koydum. Koydum. Bulguru pirinci koydun mu? Koydum. Tencerede pişiriyorsun. Aynen öyle. Düdüklü de değil. Ezogeli çorbası mı? O kadar basit bir çorba ki, o kadar basit. Lezzeti de önemli tabii ki de. Basit ama bakalım lezzetli olabilecek mi? Baharatlarını yerinde kullanacak mı? Buna dikkat edeceğim. Yasemin Hanım'ın çorbası, bilindik ezogelin çorbası, hiç risk almamış. İçine pirincini, bulgurunu, baharatını katıp önümüze getirecek. Ezogelin'in kıvamını çok iyi tutturmalı. Benim çorbama çok eleştiriler olmuştu ama 2 gündür çıkan çorba tamamıyla fiyasko. Ben en azından alışılmışın dışına çıkmak istemiştim. Farklı bir çorba olsun istemiştim. Ezogelin nedir? Hemen at ocağa, hadi süremiz geçiyor. Tamam. Şimdi neye geçiyoruz? Şimdi şeye geçiyorum. Sarmayı sarayım, atayım hemen. Hadi bakalım Kadir'ciğim. Biz sarmayı sararken sevgili seyircilerimiz de başvuru yapsınlar mı? Sevgili seyirciler, hepinizi ekranların en leziz, en temiz yarışması Kadir Ezildi ile Enamar Atmenim'e bekliyorum. Hamar atım diyenler, hızlıyım diyenler, pratik çözümler bende diyenler neyi bekliyorsunuz? Hadi bakalım, 50 bin lira sizlerin olsun Enamar Atmenim'de. Görüşmek dileğiyle. Sayın seyirciler, Yasemin Hanım oturdu, Kadir Bey kalktı. Hayret. Yasemin Hanım'ın mutfağı burası. Adamı bir oturtturur bir kaldırtırır. Bu nedir Kadir'cim? Buble. Sarma muskalı. Muska şeklinde ve... Muska diye yola çıkıyorsunuz ama acayip bir şekilde dönüşüyor. Şey, suyunu sıkıyoruz. Yağ koyuyorum birazcık. Koymuyoruz Kadir. Koymuyor mu? Yok, kısık ateşte. Kıyma yapışıyor ama buna? Yok, kısık ateşte. Güzelce kavuruyor. Altını kız, altını. Tamamdır. Bunların şekilleri güzel olmadı. İçime sinmedi benim. Ama muska olacak onların şekli. O şimdi pişecek. Toplayacak kendini. Daha da bozulacak. Daha da bozulacak ne demek ya? Bakayım. Bazıları tuttu, bazıları tutmadı. Tatlı kadın seni. Sen merak etme, Yasemin abla onu öyle güzel savunur ki nice ince saranlar bile ağzını açamaz. Hepiniz... Peki neden biz bunu normal yaprak sarması gibi sarmadık? Bilmem, biz evimizde pişirirken böyle pişiriyoruz ya, dedim ki böyle yapayım. O sebep. Evet, yani bir de şimdi herkes normal bir şekilde üzüm yaprağı gibi sarıyor ya. Bizim Karadeniz'den çoğu bunu böyle sarıyor. Bir de pirinçli olanları... Üzüm yaprağı gibi sarıyorlar. Bu eğer içi kullanıyorsa muska yapıyorlar. Yani bu harcı kullanıyorlarsa taktiği bu. Yasemin Hanım, ara sıcağın ismini o kadar uzun tutmuş ki bizi kandıracağını sanıyor ama maalesef ben kanmam. İçine kullanacağı mısır yarmasını eğer kolaya kaçıp öğütülmüş mısır yarması kullanırsa vay haline. Abla, senin çorban bayağı şişmeye başladı. Tamam. Ablam az önce dedi ki bunun rengi tutmuyor dedi ama bak mercimekler eridikçe çorbanın rengi kırmızılaştı. Maşallah maşallah. Ve çırpıcıyla çırpıyoruz. Püf noktasıymış. Yok yok, çırpıcıyla çırpmayacağım. Kalibe diri kalması lazım kendi kendine. Niye içine çırpıcı koydun o zaman? Yok, hafif şey, un döktüm ya içine ilk başta. Alayım yaparken. Mı o zaman bunu içine? Evet. Şimdi normal... Yanlış bilgi veriyorum. Yok yok bak. Şimdi normal kepçeyle devam edeceğiz ona. Ver şimdi onu sen bana. Bakalım yağlamanın içi nasıl olacak? 5 çeşit mi yemeğiniz var? Dolu dolu 5 çeşit burada. En sonunda da helva ile bağlayacağız. Helvanın şerbetini kaynatıyor musun, süte şeker mi atıp döküyorsun? Nasıl yapıyorsun? Ben ya da... kaynatarak yapıyorum. Şerbet mi kaynatıyorsun, sütlü şeker mi kaynatıyorsun? Sütlü şeker kaynatıyorum. Sütlü şeker, evet, kaynatıyorsun. Evet. Şekeri sütün içine koyacağız. Evet, evet. Kimisi de mesela irmiği kavurduktan sonra şekeri üstüne, evet, atıyor, sütünü ekliyor. Evet, işte ben belki tam eritemem o şeker içinde
kalır diye o şeyi göze almadım. Hafif bir şeker kaynatıp içine süt dökenler var. Evet. Hani suyla açanlar evet, var. Evet, çoğu soğuk kullanıyor zaten. Ben de zaten çok kaynar yapmayacağım. Sıcağın üstüne dökeceğim için. Peki helvayı yaparken hangi duayı okuyorsunuz efendim? Elham, Fatiha. Bence tahiyyat okunmalı. Çünkü çok bereketlendiriyor, bollaştırıyor helvayı. Helvayı güzel yapmanız gerekiyor. Çünkü benim de canım helva istedi şu anda. İnşallah. İnşallah. Yalnız sunum çok önemli. Onu sıcak sunabilecek misin? Şimdi ben onu düşünüyorum. Bunda tereyağı var yağlamada. Onda da tereyağı var. Soğuduğu zaman... Helva sıcak mı gelecek, soğuk mu gelecek? Merak ediyorsunuz. O zaman ne yapıyorlar? Yasemin Hanım'ı bölümün sonuna kadar asla ekran başında yalnız bırakmıyorsunuz tabii değil mi ki, abla? Tabii ki. Sakın yoksa. Lütfen. Sakın lütfen. Lütfen. Hepinizi bekliyoruz. Evet. Özellikle kadınlara de tam destek. Buna ne kadar yağ koyacağım? Ay balkona da karga gelmiş. Ha? Şu. Evet. Koyuyorum. Bir dakika, bir bardak da değil mi? Bir çay bardağı zeytinyağı. Baksanıza nasıl mayalanmış. O unu alabilir miyim? Mayalanacak tabii. İçine maya koydunuz. Tereyağını hayır, nasıl yani bu kadar kısa sürede? Sanki maya koymadan eliyle mayalandırmış. En son. Tamam, sıvı yağını ekledim. Şimdi soğan mı ekliyoruz? Evet. Soğanını ekliyoruz efendim. Allah seni kahretmesin. Takımım gitti Kadir Bey. Kendiliğinden kaydı. Vallahi göz. Oğuzhan'ın ağzına benziyor. Vallahi gözünüz bak. Çıkmasın Oğuzhan Bey. İyi ki ablam sana gelmedi. Vallahi sana geleceğine mala gelsin. Ne saydırıyor onlar bana, ne canım saydırıyor. Allah razı olsun Kadir Bey. Santimlik hesap peşindesiniz. Ufacık kestiniz onu. Ne oldu şimdi? Hayır tavaya göre yapacağım ya. Tavaya göre ayarlayacağım ya. Ya sen niye insanların şevkini kırıyorsun? Hanımefendinin ne yaptığını görmüyor musun? Kadın kendince kendine bir şeyler yapıyor da. Niye ki onu ona kattın da? Göstermeyeyim mi yani? Azıcık hani becerikliyim ya, göstermeyeyim ben. İş yapayım diye görünürken ben. Abla biberi hemen mi atacağım, daha var mı? Soğan nasıl geliyor şu an? Sizin diri geliyor mu? Tabii daha yeni attım. Bismillah tamam. Soğanlar nereye tamam. Geldiğini bile anlamadım. Tamam biraz bu daha. Bu ezogeline bak da iyice katılaşmasın, dibi tutmasın. Yok, ona ben biraz daha su koyayım. Tam ezogelin filmi gibi oldu. Bak tahta kaşık da içinde. Kafanı kameranın altına çok sokma. Kayıt alıyoruz oradan. Şimdi... Kusura bakmayın, anca bakıyorum. Hamurla yağlamayı aynı anda bitirmem lazım ki. Şimdi buradan alıp hemen yağlamayı üstüne dökmem lazım. Aynı anda yetiştirmeye çalışıyorum. Sonra salatamız var herhalde. Daha ekmekler de pişecek bu arada. Yapacaksın Yasemin, hadi. Yasemin abla sen neler yapmışsın Allah aşkına, bundan mı korkuyorsun? Vallahi yemin ederim. Şunu dolaba koyun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kat, 12 kat olursa çok düşecek. 8 yapayım diye düşünüyorum ben, hadi. Bir şey diyeceğim. 9 olsun. Kiler miler dedin ya. Akşam şöyle terasa oturup da şöyle temiz hava içine çekince diyor musun? Ey be, oradan buraya geleceğimi hiç hayal eder miydim ha? Diyorum tabii ki. Demez miyim? Kendine ne kadar gurur duysan az. Aynen öyle. Hem kendine gurur duyuyorum hem de ailemden görmediğim şeyleri kendi çocuğuma gösteriyorum. Bir de oraya oturduğunda akşam annenin mutlu huzurlu evinde olduğunu biliyorsun. Evet. Kardeşine verdiğin o evin vermiş olduğu bir gurur var evet, sende. Evet. Destek çıktığın için. Evet, evet. Şöyle bir uzağa dalaraktan gurur evet, içersin evet. Akşam o kahveni yudumluyorsun. Çok ha. Güzel oluyor. Yağlamamızın önce kıymasını kavurduk yağıyla. Üstüne soğanı ekledik. Üstüne kırmızı kapya biber, yeşil biber, 2 diş de sarımsak rendeledik. 2 yemek kaşığı biber, 2 yemek kaşığı domates salçası koyduk. Ondan sonra biraz yağı az geldi. Bir bardak da, bir çay bardağı da sıvı yağ ekledik. Üstüne de 2,5 su bardağı bir su ekledik buna totalde. Evet. Ve şu anda istediğimiz görüntüyü elde ettik. 2,5 su bardağı mı eklediniz? Pardon. Çay bardağı pardon. Tamam. Şimdi daha ekmeklerimizi pişireceğiz. Kayseri yağlaması. Eğer güzel yapılırsa tadından yenmez. Ayarını kaçırırsa facia olur. O yağlamanın püf noktalarından bir tanesi hamuru. Hamurunu iyi mayalandırması lazım. Lavaşlarını açıp yavaş bir şekilde ocakta sine sine pişirmesi gerekiyor. Her pişen ekmeğin üstüne yağlamanın harcını yayacağız. Sonra üst üste koyacağız. Totalde kaç kat olacak? Bir tane fazla açtım herhalde 9'da. Yalnız hani normalde kaç kat olması lazım 12. Standart? 12 kat olması 12 lazım. Yapan da var, 8 yapan da var ama biz şimdi 8 yapacağız. 8 yapan varsa 8 yapalım ama totalde olmazsa olmuyor. Oğuzhan Bey büyük nokta biliyor ya, gelip bunun orijinalinin 10 kat olması lazım hayır, derse. Yok, orijinali normalde 8. Tamam, süper. Ama daha böyle yoğun sevenler oluyor ya 12 yapıyorlar. Üstüne de sarımsaklı yoğurt dökeceğiz ve bunun yemesinin bir püf noktası var biliyorsunuz. Evet, ağzınızı yiyorsunuz efendim. Komik adam. Çatala böyle düre düre yiyorsunuz. Bakalım becerebilecekler mi? Şuraya tüpü önüme alsam da helvayı kavurmaya başlasam mı acaba? Vallahi süper olur Kadir Bey. O zaman yerim. Yemenin derdinde o da.
Getirin bakalım efendim, tüpümüzü verin. Yalnız Tarif Hanım efendinin onun demesine göre yapacağız. Yoksa ben daha farklı yapıyorum benim kendisini. Görüyorsunuz geleceğimden daha parlak. Tereyağı kullanacak mıyız helvada? Asla! Genellikle tereyağı kullananlar oluyor ama. Var var, çok az kullanacağız. Senin saçının rengi durdukça daha da değişti ha. Vallahi bak, evet. Tonu tuttu seni, karalağına yeşili oldu. Evet. Helva tenceresi bekliyorum burada. Senin için helva kavuracağım şurada. Bir dakika, yıkamam lazım ama bir saniye. Kadir'cim, ben bunları ateşten geçirirken unlarını iyice sepelerim. Yoksa un çok fazla yağ çeker, içine işlemez. Yasemin Hanım maşallah laps diye yapıştırıyor tavaya. Kız şöyle bir... Aha bele yap, bele. Bunu mu? Şöyle bir alt üst rapatayla ekmek vurur gibi şunu şöyle silkelede... Bak gördün mü nasıl döküldü? Yoksa unu yanar, unu. Ben kısık ateşe aldım onu. Olsun, hayır ama bak şunun üstüne şimdi sen kıymayı döksen hamur oldu bu. Çünkü üstü... Aha abla ya. Bizim makyözün fondöteni gibi öylece duruyor üstü. Sirkeyi sen bir de makyöz kadınsın ya. Daha bitmedi sirke. Mayayı dışarı taşıyalım Kadir'cim. Dur, tüpü takma. Dur, kapatayım mı? Masayı dışarı alalım. Tüpü kapatamıyorum. Ağzıma doğru tutma şunu. Tüpü kapatamıyorum. Dışarı alalım. Hamur kurur ama dışarıda. Tamam, böyle yapalım. Güzel. Evet. Abla, tereyağı mı, sıvı yağ mı, ayçiçek yağ mı? Ne koyuyorsun? Sıvı yağ koyuyoruz. Bir de tereyağı ekliyoruz. Kadir, 3 kaşık tereyağını koy. 2. Abla, 3 yemek kaşığı tereyağı. Sıvı yağ var mı? Sıvı yağ da var, yarım su bardağı. Yarım su bardağı. Şu yarım su bardağı mı? Zaten helva biraz yağlı olur. Bu irmik ölçünün burada sanki bir paket irmik var gibi duruyor. Hayır, biz bardakla koyacağız ya. Bardakla ölçmem lazım bunu hemen. Sen otur, ben yapayım bari. Bir günde benim helvamı ye. Şimdi neyse, Allah gecinden versin de inşallah yaparsın, yeriz. Senin yaptığın helvayı yeriz. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Tencereyi tut ama. Ne güzel vallahi. Tencereyi ben tutayım, sen sadece karıştır. Hem dua okuyorum, hem tarifi okuyorum. Ne okuyorsunuz mesela beyefendi? Canına okuyorum. Helvacı helva, şeker lokumlu helva. Şimdi altın sarısı irmiğimiz önce beyazlaşacak. Ardından kumrallaşacak. Ondan sonra da koyu kahveye dönecek. İki elinde bir tencereyi tutamıyorsun ya. Ya bu nasıl bir helva kavurmadır sen var ya. Tut diyorum iki saattir. Demir döküm tencere. Ben şey miyim, radyatör müyüm? Sanki gladyatörüm ben, otur. Döküm tavayı tut diye herif. Şu elindeki kağıdı bıraksana, parşömen gibi yapışmış buna. Ben ne yapsam hayatta elini sürmez. Şimdi bana tencere tutturuyor. Kendimi kullanılmış gibi hissediyorum. Sen de orada öylece dur. Şirin babanın bir ton koyusu. Seni çıldırtacaklar. Yasemin Hanım, yapıyorsunuz ama hiç anlatmıyorsunuz. Ben şu an şeyine geçtim. Ekmeğinin bir tanesini yaptım. Bir gösterir misin? Bir tanesini attım çünkü onun içi pişmemiş. O yüzden attım onu. Atmak zorunda kaldım. Ha. İçi pişmemiş diye. Beyazlaması normal mi? Tabii işte. Önce beyaz, bak hiç beni dinlemiyorsun. Önce beyazlaşacak, sonra kumrallaşacak, sonra esmerleşecek. Dondurmayı ne zaman katacağız içine? Ya ben o dondurmayı sevmiyorum. Bu dondurma yeni çıktı ha. Yok. Bir ara her şeyin üstüne beşamel sosu gibi kaşar rendeliyorlar. Ben... O moda vardı. Şimdi de her şeyin üstüne dondurma. Bırakma. Tamam. Ben içine koymayacağım Kadir Bey, yanına koyacağım. Hayır, sevmiyorum ya. İşte dondurma dondurmadır. Ne öyle istemeyen akraba gibi her yere sokup duruyorsunuz şunu. Baklavanın yanına dondurma. Kadayıfın yanına dondurma. Helvanın yanına dondurma. Bir bırakın, dondurma dondurmadır. Bakın sayın seyircilerim, helvanın işte böyle göz göz olması lazım. Ateşe konan her şey göz göz oluyor zaten. Seni de ateşe koyayım da senin de gözlerin açılsın bir. Tavuklar çiçek açmış ellerinde poğaça. Madem yüzme bilmiyordun niye çıktın ağaca? Alakaya maydanoz, bu ne biçim lacivert? Ben köyümü özledim, yaşasın Cumhuriyet. Kavur! Bak rengi döndü, gördün mü? Gör gör hanım abla, gör helvayı gör. Görüyorum. Ellerinize sağlık. Ama inşallah bu kavurduğumuz helvayı da sen de lezzetiyle, kıvamıyla yapabilirsin. İnşallah. Dondurmalı fıstık üzeri duyduğumda baklava bekledim açıkçası. Ama helva deyince ben şok. İrmik helvası ya. Ne kadar zor olabilir bu? Gülmek istiyorum buna. Gerçekten gülmek istiyorum. Çünkü irmik helvası. Biz irmiği ölülere kavuruyoruz. Biz ölü müyüz? Bir yandan helvayı kavururken sizin çocukluk anınızdan konuşalım mı? O günleri mi geçiriyorsun gözünün önünde? Gözümün önüne geliyor. Kolay değil Kadir Bey. Ne geldi mesela? İki tane çocuk var yanında. O çocukların başında anne yok, baba yok. Ve ben hem anne hem baba olmaya çalışıyorum. Bir taraftan korkularını gidermeye çalışıyorum. Ama sen de çocuksun. 13 yaşında çok büyük değilsin yani. Ben de çocuğum ama işte yani şöyle düşünün. Biri belimdeydi, biri kucağımdaydı. Böyle gezerdim. Babaannem falan annemi sevmediği için şöyle diyorlar. Yatmaya yer yok. Çocukları oraya atın. Atın. Sen de diyor yanıma gel yat. Hayatta mı peki? Öldü. Babacığım kabul etti. Yani biz, böyle bir şeyi kabul etmesi de ne bileyim. Benim babam
Evlatları ve karısından başka her şeye düşkündü Kadir Bey. Akşam oldu. İlk gece. Tabii ilk gecemiz. Yatak, yorgan, hak getire yok. Patates çuvalları, soğan çuvalları, işte yaptıkları kışlık erzaklar, konserveler. Akşam oldu, yatacağız. Bir baktım fare. Bülent küçük çünkü. Süt kokusuna geliyor. Allah'ım ne yapacağım? Yani ne yapabilirim de kardeşlerimi koruyabilirim farelerden diye birini patates çuvalının üstüne koydum. Birini soğan çuvalının üstüne koydum. Kendim de eğildim. Şu şekilde şöyle oturdum ki kendimi bıraktım. Yersin beni yesinler ve onlara gitmesinler diye. Onu hiç unutmam. Ve benim en büyük şeyim eşimin de köyüne falan gideriz. Biz o evde ben Tarık'ı gördüğüm an o evde durmam. Eşim de bunu çok iyi bilir o yaşadığım şeyi. Hatta izi de var. Size göstereyim beni yediği yerin. Şu an un yaptım ya Kadir Bey. Görüyor musunuz? Isır. Evet. Bu çocukluğumdan kalmadır. Isırdı yani. Resmen kemirdi beni yani orada. Ve sen korkarken kendini bıraktın ki kardeşlerime sırt gelmesin. Aynen öyle. Çünkü gelip kimse bizi kurtarmayacaktı zaten. Ben onu biliyordum. Kurtaran insan oraya atar mı 3 tane çocuğu? Yapmayacaklardı yani. Hiçbiri sahip çıkmadı. Hala da sahip çıkmıyorlar peki zaten. Peki bunu akşamında söyledin mi? Ertesi gün baba burada fare var ya da babaanne burada fare var. Babaannem istemiyor bizi hiçbir şekilde. Babamı da yanımıza göndermiyor. Ben bunu babama da anlatamıyorum. Annem de bizi arıyor ama anneme bizi vermiyorlar telefona. Hayır, annem sürekli bizi arıyor, yok diyorlar. En son evde kimse yok. Telefon çalıyor. Telefonu ben açıyorum. Annem diyor, Yasemin diyorum ki anne gel bizi al buradan. Ben artık dayanamıyorum. Büyük kardeşimin elinde sadece annemin fotoğrafı var. Onu almış böyle kucağına. Sadece onu tutuyor, onu bağrına basmış. Anne dedim bizi al. Neyse aldı Kadir Bey. İstanbul'a geldik. İstanbul'a geldik ama. Annesini gelip o kilerde gördü mü? Hayır, söylemedim üzülmesin diye. Çünkü annem çok eskiden kanser hastası ve kanserden kurtulmak için zaten küçük kardeşimi doğurdu. Doğurursan kurtulacaksın dediler, temizleyecek içteki bütün pisliği. Ona rağmen gene olmadı. Olsun, kardeşim oldu. Ve annem bizi aldı İstanbul'a, yanına. Kadir Bey, sadece bir tane yatak var. Tek bir yatak ve bir soba. Kardeşim o kadar üşümüş ki, ben ekmek almaya gitmiştim. Yanına da küçük kardeşimi bıraktım. O kadar üşümüş ki o evin içinde, bahçe katı bir evdi çünkü. Kitaplarıyla ateş yakmaya çalışmış, evi yakmıştı. Sadece bir yatağımız vardı, o da o zaman gitmişti. Allah'tan kardeşlerime bir şey olmadı, o yüzden çok şanslıyız yani. Yani şu anda anlattıkların, senin anlatmanla bizi burada hem şaşırttı hem mahvetti. Ve sen 13 yaşında genç bir kızsın. Ben bunları yaşadım yani, çok yaşadım. İnanın çok yaşadım. İyi ki karşıma eşim çıkmış. Çünkü benim eşim de hemen hemen benim gibi aynı şeyleri yaşamış. Peki sabah dedik ya hani bu evlilik konusunu bayağı bir ertelemişsin, daha 4 senelik evlisin diye. Aslında sebebi kardeşlerine önce destek çıkmak. Kardeşlerim, ailem, annem, ben ne zaman ki onları rahat ettirdim. Dedim ki benim ailem evet rahat da. Kardeşim evlendi kendi evinde. Annem evlendi kendi evinde. Küçük kardeşim zaten dedim ya zıpırdır o bizim. Tam tersimiz, gam yok, kasavet yok. Canı istiyor abla para gönder. Ben göndermezsem abi para gönder. O her türlü yolunu buluyor. Ama onları bir yere koydum ya Kadir Bey. Askerliklerini yaptırdım. Düğününü yaptırdım. Çok seviyorum onları. Çok gurur duyuyorum onlarla zaten. Benim kardeşim bana baba oldu. Ben ona ne kadar abla oldum bilmiyorum ama ilk benim kardeşim. Şimdi sen ömrünün yarısını feda ettin yalnız bir yerde de. Feda yani olsun. En güzel çağların dediğin çağlar var ya. Evet. O çağlarda hep çalıştın, onlara destek evet, oldun. Evet, hiç yatmadım Kadir Bey. Çocukluğunuzu yaşayamamışsınız. Yaşayamadım. Biz eşimle evlendiğimizde ne benim ailem ne onun kendi ailesi. Biz hiç destek almadık. Evimizi su bastı. Bütün o koltuklarımız gitti hepsi. Gittikten sonra ne yaptım biliyor musunuz? Dedim ki sadece yan yana mıyız? Evet yan yanayız. Boş ver dedim ya. İki tane battaniyeyi aldım. Oturma odasına koydum. Bir de böyle L şeklinde yaptım. Dedim ki bak sana L koltuk aldım. Hadi gel oturalım. Ya eşim yanımda olsun. Çocuğum sağlıklı. Annem yanımda. Yani ne kadar daha yanımda bilmiyorum. İyi ki. Şu an hala devam ediyor mu? Ediyor. Yani öyle bir şey ki Kadir Bey. Bu bir gidiyor bir geliyor. Bir gidiyor bir geliyor. Yani hatta saçlarını kestirmeye gittik. Dedi ki ben kıyamıyorum saçlarımı, ne yapacağım? Önce ben oturdum.
kestirmeye. Dedim ki yani birlikte keseceğiz. Dişlerini yaptıracak. Dedi ben korkuyorum. Önce ben oturdum dişçiye. Bakın. Benim dişlerim sapasağlamdı. Önce ben oturdum onun yerine ben yaptım. Kaplama mı yaptırdın evet, sağlam dişini? Sırf annem dişlerini yaptırsın diye. Çocuğum doğduktan sonra sütüm gelmiyordu. Mama almam lazım. Çok ağladı çünkü. Onun için de kahve makinemi satmıştım. Hatta dedim ki Kadir Bey acaba bana sürpriz yapar mı? Bir kahve makinesi hediye eder mi? Ederse bundan dedim, haberim olsaydı inan bugün buraya boş gelmezdim. Ederse dedim çok sevinirim dedim. Sen hatta sadece mama almak için kahve makinesini sattın o derece. Ben evimi satarım evladım için. Gerçekten ben babam gibi bir olmayacağım yani. Babam hayır, bir mama olmayacağım. Ne kadar pahalı olabilir ki sen yoktu, bu mamayı alamadın. Yoktu Kadir Bey. Kimse destek yok olmadı yani. Benim çocuğum o öbür mamalardan yemedi. Verdik kustu, verdik kustu. Mecbur bir yükseği vardı, onu almak zorundaydım. Onu aldım. İşte bu parayı kazanırsam eğer, bir hayalimde balayına gitmedim ben kocamla. Balayına gitmek istedim. Balayını boşver, hiç tatil yaptın mı ki sen ya, önce? Yapmadım. Biz pikniğe bile gitmedik daha hiç, doğru ya düzgün. Yani gülüyoruz, eğleniyoruz ama dediğiniz gibi her insan bir dert kutusu. Bakın açıldığında neler dökülüyor, neler. Yani şükür ki senin hayattaki şu an en büyük şansın eşin. Evet. Seni anlayan, değer veren, ömür boyunca yanında olabilecek bir eşe denk geldi. Evet. Çünkü eğer eşin kötü olsaydı işte o zaman hayatın bitmişti. Aynen öyle. Yani hayattaki en kötü şey seni anlamayan bir eş, sana değer vermeyen bir eş. Şu an varlıkta da yoklukta da tüm sıkıntılarda sana göz gelebilecek bir eşe sahipsin. Sağlıklı bir çocuğun var. Şükürler olsun ki. Bundan da bir ders çıkartmalıyız. Rabbim seni evladınla da sınamadı. Buna da şükürler olsun. Başını sokacak bir evinde var ve helvanda kavruldu. Bu oldu mu sizce? Rengi güzel evet, tuttu oldu. Onu. Tam karamelize oldu ve benim parmaklarım yandı az önce. Oldu. Altını kapattım. Yani şu an senin acını dinlerken dişlerimi sıkıp üç parmağım birden yandı. Döküm tencereye yapıştı parmağım. Sen o sarmaya hiç baktın mı? Baktım daha şey olmamış. Sarma olmamış. Aa yandı sarma. Nasıl olmamış yandı diyorsun? Yandı sarma. Şaka yapıyorsun. Dur bakayım. Üstten alayım da bari kurtarayım. Beni lafa tuttunuz, yandı. O laftan önce yandı. Şey şeyi alabilir miyim? Neyse alttakiler yandı. Ne istiyorsun? Üstü kurtarırız belki. Hayda o kadar uğraştık ya. Vallahi ara sıcak gitti. Onun üstü de yenmez abla, hep is kokusu yayıldı aynen, onlara. Öyle, gitti. O zaman baştan bir daha saracaksınız. Saralım. Neyse ki helva kavruldu bak. Şekerli, sütlü şerbetimiz helvayla bütünleşiyor sevgili seyirciler. Sen şimdi bunun şerbetini bardakla ölçtün mü abla şekerini? Evet, ölçtüm. İki bardak koymuştu bununla irmik. Sen şimdi ne kadar şeker koydun ona? İki bardak şeker koydum, üç bardak süt koydum. Üç bardak süt koydum. Evet. Bu arada yağlamalarımız hazır. Çorbamız hazır. Dolmamızı tekrar sardık. O şu anda pişiyor. O zaman hızlıca sofrayı kurup ardından salataya geçelim mi? Tamam, geçelim. Peki, hadi o zaman. Geç. Hadi. Nerede hemen tabakları? Çıkar. Burada. Kaşığımız, çatal bıçağımız, onlar da burada servislerimiz. Hadi aman yavaş bardaklar. Neyse başka bardak koyarız yerine, nazarımız olsun. Aman yavaş, aman güzel, yavaş yürü hanım, lelele. Başka var mı abla bundan? Yok, ben başka servis çıkartırım kendime. Bu da nazar. Gördün mü? Göz, vallahi göz. Hızlı hızlı ablam, hızlı hızlı. Servislerin de güzel bu arada. Şey, altın istediler ya Kadir Bey. Evet, benim helvaya gidip bakmam lazım. Niye? Bakmam lazım yoksa o kız da... Kız o daha demleniyor. O da yanmasın, yok altı açık ya. Al işte sana evet, çiçek. Ne TV ünitesini Şam'dan diye koydular. Şimdi bunlar günlük mü, davet çatal kaşığı mı Yasemin Hanımcığım? Yok, bunlar hiç kullanılmayan. Günlük değil. Günlük değil bunlar, misafirlik. Evet evet, günlük değil. Emel Hanım'ınkiler de günlük değildi, misafirlikti. Çok şeydi, düz değildi, düz. Bir yandan da koy sen bardaklarını. Düz değildi. Hadi bakalım, Emel gelecek şimdi. Çatal bıçak hemen hadi. Peçeteni koy hop. Helvaya baktın mı, ne yaptın? Kapattım altını. Pişti mi? Demleniyor. Hı hı. Sen o tencerenin ağzını iyice sar yalnız. Adamın bir onun başı peşinde. Saracağım. Sen ona un koydun mu? Yalnız un koymadın ona. Sadece irmikten kavurdun. Ama zaten belirtmemiştim. Ama sabah dedin ya un da konur içine diye. İşte ama şeyi de belirtmedim. Benim de belirtmedim. Sen o yüzden söyle. Lafı hep böyle zar gibi veririm, ortaya atıyorsun. Kime ne gelirse. Tamam. Okey mi her şey? Son kez şöyle bir iyi bir göz at. Bir şey yok da. Ben bir şey göremiyorum şu yok, anda. Evet. Mutfakta salatamız kaldı. Evet, gidiyoruz. Evet. Hadi koşalım. O zaman ne diyoruz? Köprünün altında Bingay ben buldum. Hoplama Halime ben buldum. Hop hop. Cotlama Halime ben buldum. Çak çak. Bu sanat müziklerini hiçbir yerde bulamazsın. Tatlı müzikler.
Yasemin Hanımcığım, son saniyeleriniz. Sarımsaklı yoğurdumuz kaldı. Mutfağında hakkını verdiniz Yasemin Hanım. Evet, kendime güveniyordum zaten. İyi ki de güvenmişim, bu yarışmaya gelmişim. Ev hanımları, evde oturmayın kız. Çıkın çıkın gelin. Çok eğlenceli burası. Hadi, bitti. Oh, bravo. Bitti. Bunu da atlattınız. Ben atlattım, sıramı saldım. Yarın beni beklesinler. Daha masa var, hadi gelin. Evet, o vardı değil mi? Unuttum, gidelim. En amarat benim de bugün Yasemin Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız ezogelin çorbası, mısır yarmalı kara lahana sarması, yağlama mevsim salatası ve sade dondurma üzeri Antep fıstıklı irmik helvasıyla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Ev sahibimiz gelsin mi efendim? Gelsin. Acaba neden sonradan geliyor? Oy, ana! Joker oldu. Yasemin Hanım hem sabah hem öğleden sonrasında bizi şaşırtıyorsunuz. Ben şov kadınıyım zaten. Beğeniyorlar mı? Evet, beğeniyorlar. Üstüne para verseniz yapılmaz ayol. Hani altını suyuna batırılmış? Vallahi hem yemekten anlamıyor hem bu kadın altını tanımıyor. Beyaz altın işte. Bıçakla helvayı mı keseceğiz? Sizde o adap da yok ki, ben ne öğreteyim artık? Adap öğretmek kimsenin haddi değil. Neden bu kadar rahatsızsınız her şeyimden? Çünkü ne ekerseniz onu biçersiniz. Ben buraya kendi kızım ve bir tane çocuk için geldim. Bu bir yemek yarışması programı. Ajitasyon yapmaya hiç gerek ben yok. Ben mi? Siz dediniz ki mutfakta önce bir ortaya çıkarayım. Hemen açayım mı? Evet, hemen açayım biraz. En Amarat Benim'den haftanın 3. günü masasından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Zorlu mutfağın ardından şükürler olsun masamız kuruldu. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, masada ne eksik? Ev sahibi. Ev sahibi eksik değil mi? Evet. O zaman ev sahibimiz gelsin mi efendim? Gelsin. Acaba neden sonradan geliyor? Oğuzhan Bey, bir tahmininiz var mı? Vallahi yine bir sürprizle karşılaşmak istemiyorum. O sabahki jokerden sonra şimdi büyük bir şey kalbim kaldırmaz beni. Peki o zaman alkışlarla ev sahibini davet ediyoruz efendim. Tahminimiz neydi sürprizdi? Evet, Yasemin Hanım. Oy, ana! Joker olmuş. Yasemin Hanım hem sabah hem öğleden sonrasında bizi şaşırtıyorsunuz. Ben şov kadınıyım zaten, buna alışmanız gel lazım. Gel biraz da Yasemin Hanım. Evet, 3 gündür alıştık aslında şov yapmamıza. Yasemin Hanım, o kadar yorgunluğun üstüne bir de sizler için özel hazırlandı. Bu makyajın bir stili, bir anlamı var mıdır? Bize bir mesaj mı vermek istiyorsunuz? Yok, seviyorum böyle makyaj yapmayı. Bir de şimdi onların gününde yapıp rol çalmak istemedim. Kendi günümde yapayım dedim. Allah razı olsun. İyi ki benim günümde günüm. Yapayım dedim. Gündelik hayatta yapıyor musunuz gerçekten? Canım isterse yaparım. Kime ne? Hayat benim. İster göz yaparım, ister yapmam. Yani. Ben mi göz kanatıyorum? Size göre. Çok beğenen var. Göz kanatıyorsun. Yapmayın yani. Çok o beğenenler kadar fena var. Ki. Beğeniyorlar mı? Evet, beğeniyorlar. Üstüne para verseniz yapılmaz ayol. Aa, o kadar kötü, o kadar kötü. O sizin. Ben valla çok memnunum ya. Yapmayın, çok da seviyorum. Ya. Valla bir şey söyleyebilir miyim? İyi ki şu an önceki mesleğinizi yapmıyorsunuz. İyi ki. İyi ki. Değil mi? İyi ki. Gerçekten. Keşke yaptığım makyajları görseniz. İyi var ki. Ya. Niye şu an kendinizi bu hale soktunuz? Ben bugün böyle olmak istedim arkadaşlar. Peki sebebini çok... söyler misin? Niye bu makyajı yaptın ya da neden böyle elbise falan ya? Sabah kıyafetini neden değiştirdin? Sabah kıyafetimi beğenmediler ya. Ne demişti Oğuzhan Bey size? Böyle dedi, neden dedi bizi karşıladınız? Farklı bir kıyafet özensiz isterdim sizden. Hayır, ben kendi gününüzde biraz dedi. Özenli olmanızı istemiştim ama ben de onu yani yaptım. Onu benim söylemeden önce sizin düşünmeniz gerekiyordu. Ama zaten sabah beni gördüğünüzde fragmandı. Şimdi daha yeni başlıyoruz, bu işte asıl film olan yeni bu başlıyor. Yani. Evet. Ben ömrümde böyle bir makyaj görmedim. Sanki sahneye çıkacak, Bülent Ersoy zannettim. Sabah normal gömlek, pantolon onunla karşıladım. Bu ne dediler? Şimdi süslendim püslendim geldim. Gene bu ne dediler? Bunlar ne istediklerini bilmiyorlar bence. Ya arkadaş, sen eski makyözsün. Bu ne? Özlem Hanımcığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kadir. Efendim, masa için, menü için yorumlarınız nelerdir? Buyurun dinliyoruz sizi. Masa için masa güzel ama Yasemin Hanım'a yakıştıramadım bu masayı. Ne? Yani diğer arkadaşların olsaydı gayet şık ve güzel bir Yasemin masaydı. Yasemin Hanım'ın diğer arkadaşlardan özelliği nedir? Yasemin Hanım'ın hani günlük hazırladığı masaymış ya bu Kadir Bey. Altın istemediniz mi? Tam altın varaklı, hani altın suya batırılmış. Size...
çatal kaşıklarınız. Vallahi Özlem ve Hanım, hani benim tatlı çatalım kaşığım. Sizin yemekten... Herhalde bana tatlı ikram etmeyeceksiniz. Yok, oraya koymuştum sanki ya. Yanlış mı hatırlıyorum? Vallahi ben cebime koymadım. Yok. Oraya koymuştum sanki. Yani orada vardı eminim, koydum da. Bu sahneyi bana... daha önce de yaşamıştık. Evet, evet, bana oyun oynamak istemiş herhalde şimdi arkadaşlar. Şimdi tekrar isterseniz resim, görüntü girmeyelim. İlla ekrana falan koyacaklardır burada zaten. Burada zaten ama burada değildi. Bu taraftaydı. Burayı almışlar. Onlar sizin zaten. Hayır, burada yoktu. Oturduğumda da yoktu Yasemin Hanım. Allah Allah, olabilir. Sofraya hayatta elimizi sürmüyoruz. Yani koydum diye hatırlıyorum da olabilir. İnsanlık hali. Peki, getiririm yani, sorun yok, servisle. Gold olmadığı için masayı beğenmediniz? Altın diyor, altın. Altın varaklı, altın suyuna batırılmış çatal kaşık istiyor diye Emel Hanım'dan. Kendisi vallahi gayet... hem yemekten anlamıyor hem bu kadın altını tanımıyor. Beyaz altın işte. Beyaz altın. Beyaz altın. Tamam yani, Emel Hanım'ın beyaz altını ya. Neden beğenmediniz altın, Emel Hanım'ın altındır içinde? Altın işte, daha ne istiyorsunuz? Hala bugün üçüncü gün, bir geçin Emel Hanım'ı. Olsun yani. Bugün benim masamdayız ya, beni konuşalım, tamam, yemeklerimi konuşalım. Tamam, ben de sizi konuşuyorum zaten. Ama gene Emel Hanım üstünden yürüyorsunuz Emel ya. Emel Hanım'ın üstünden yürümüyorum. Vermeyin, sizin gerek yok yani. İsim vermenize gerek yok. Şu an benim masamdayız. Yasemin Hanım sadece kendisi konuşsun, başkasının konuşmasına tahammül yok kesinlikle. Zaten farkındaysanız masada ben yoktu. Ama gene ben yorum yaptım, masadakiler yoktu. Yani ben kendi kendime yarışmış oldum masada. Menüsünü çok basit buldum. Kime keşke, göre, neye göre? Bana göre. Bana göre de değil. Bana göre çok basit. Keşke birinden bir yardım alsaydı yani. Valla biz sizinkini görmedik ya, atın. Hangi görmedik konuda yardım alsaydı? Şu anda. Yani menü için. Ha, fikir danışsaydı. Evet, fikir danışsaydı. Valla benim ihtiyacım yok da sizin zamanınıza daha var ya. İhtiyacınız yani olursa ben yardımcı benim de olurum şükür size. İhtiyacım yok kimsenin fikrine. Peki. Gamze Hanım, sizin yorumunuz nedir masa hakkında? Ya masa düzenini beğendim. Ancak bıçakla helvayı mı keseceğiz yandı da? Bıçak neyin nesi? Helva ile bıçak mı? Yani ne alaka bu? Siz tatlıyı yerken kullanmıyor musunuz? Ama irmik helvası bu. Orada baklava kaşık da ki. Var hanımefendi, çatal da var. Tamam, neden o zaman yani? Yani eğer... arzu ederseniz ben servis açtım. Çatalıyla yemek isteyen irmik ya sonuçta. Böyle kesmek isteyen dedim keser yer. Kesmek istemeyen de kaşığıyla yer siz dedim. Siz irmiği kesmiyor musunuz? Hayır, biz kaşıkla yiyoruz. Kesiyor musunuz? Hayır, bazen çatal kullanıyorlar, yanında şöyle bir itmek istiyorlar ya bıçakla. Sizde o adap da yok ki, ben ne öğreteyim artık. Adap derken? Yani o da yok, şunu kullanma adabı da yok. Ben vallahi daha ne öğreteyim? Valla kusura bakmayın. Siz böyle... Adap öğretmek kimsenin haddi değil. Ama o zaman düzgün yorumlar yapın, ben de bu cümleleri söylemeyeyim. Ama işte sizin verdiğiniz cevapla bununla alakası olmayan bu sefer kişiye hakaret yapmış oluyorsunuz. Hanımefendi, bunun yanında dondurma da vardı ya hani. Tamam, belki işte dondurmayı asıl amacı zaten normalde düşündüm. Dün benim masamı yani sade siz, buldunuz ya. Siz yorum yapıyorsunuz ya, gene diyorum ki benim evimdeler. Sert bir cümle kullanmayayım, kırmayayım, yanlış anlatmayayım diyorum sizin için. Dondurmayı da mı kesiyoruz? Kesilecek bir dondurma çünkü gelecek olan. Yasemin Hanım, 10 defa sizin isminizi zikrettim. Buyurun. Dinleyecek misiniz? Buyurun, dinliyorum. Dün benim masamda ben oraya tatlı servisini açmadım diye harala gürele çıkardınız ya. O ben değildim ki. O ben değildim ki. Dınız diyorum, çoğul konuşuyorum. O ben sadece bu çatalı burada isterdim. Olsam Bey, bu çatalı burada ben de istememiştim. İşte bu da benim için şey, ben sizden çatalımı değiştirmenizi rica edeceğim. Tamam, çünkü ben masaya değmiş çatal kullanmıyorum. Değiştim, sizin peçete içinde de üzerinde yoktu hijyen peçete. Olarak. Ben peçetenin üzerine sürmüştüm, koymuştum üçünü de. Tamam, tek derdiniz olsun Oğuzhan Bey. Her neyse, şu an ben onunla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Konuşmak için konuşuyorsunuz. Tamam, ben de bardağımın da değişmesini istiyorum. Arkadaşlar bir saniye. Siz de boş yapmak için yapıyorsunuz. Neden mi? Söyleyeyim mi size? Servisinizi tam açsaydınız da bana şu an bunun yorumunu ondan sonra yapsaydınız. Ya siz de fazla açıyorsunuz. Hangi kişi dondurmayı çatalla veya bıçakla yiyor? Bakın İrmik helvasının içinde dondurma var. Bu dondurma irmik helvasının içinde değil. Ben öyle bir şey dedim mi? Oo. Dondurma içinde mi dedim size? Öyle bir şey dedim ne mi? Ne oldu? Niye yükseldin o kadar? Ya da her dondurma kaşıkla mı yeniliyor? Dinlemiyorsunuz çatalla ki. Dinlemediğinizi insanları yükseltiyorsunuz. Bir saniye Oğuzhan Bey, bir derdini döksün. Derdini ne söyle şimdi? Hayır, şimdi ben burada anlatmak istediğim bir nokta şey var. Bana söylediği servisi açmamıştınız, şey yapmamıştınız ya. Yapılan tatlı gün içerisinde hani yediğimiz insanların her zaman yediği bir şeydir. Klasik, basit. Ve onun normalde siz diyorsunuz ya adap. Benim bildiğimde normal klasikleşmiş irmik helvası, dondurmalı olan irmik helvası kap içerisinde irmik dondurmanın içinde olur. Benim bildiğim de bir dondurma davet, irmiğin içinde olur. Evet, benim bildiğim de bir davet masasında bütün her şey tam olur. Çatalım. Onun için de ben sadece tatlıya kaşık geldik, görmek geldik. Sunumdan tatlıya geldik. Tatlı yani ne alaka yaparız. Gamze Hanım, yorumunuz tamam mıdır sizin? Yok, hayır, ben bardağımın değişmesini istiyorum. Ne var bardağında? Yani lekeli.
Evet, şu an görebiliyorum. Değiştiririm, tamam. Peki, tamam, kusura bakmayın, özür dilerim. Yok, estağfurullah. Emel Hanımcığım, sizin yorumunuz nedir? İlk gün masanız eleştirilmişti sizin de takımlarınızdan, çatal bıçağınızdan. Keşke sabahki kıyafetinize laf yaptığınızı söyleyip bu şekilde şatafatlı geldiniz ya. Neden masanıza... bu kadar rahatsızsınız her şeyimden? Asla rahatsız neden değiliz. Neden rahatsızsınız? Çünkü ne ekerseniz onu biçersiniz. Yasemin ben Hanım, hep ektiklerimi biçtim ve onları yaşıyorum, biliyor musunuz? Emin olun. Allah'a şükürler olsun. Ama izin hep onları yaşıyorum. Ama siz şu an benim kıyafetimden falan vuruyorsunuz. Bakın arkadaşlar, bir saniye. Ben buraya kendi kızım ve bir tane çocuk için geldim. Ve ben ilk gündeysem hala aynıyım. Hiçbirinizle hiçbir şekilde oynamıyorum. Yasemin, yemeklerimin de arkasındayım. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, bu sizin damak zevkiniz. Yorum ama ya, elbiseydi, makyajdı. Bunları hayır, eleştirmenize gerek yok. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ev sahibiyseniz, bakın buyum. Yasemin Hanım. Ben neden o zaman ilk Emel Hanım'ın bir saniye, gününde siz... Emel Hanım makyajınız olmamış, neden demediniz? Yasemin o kadar komik geliyor ki bana. İnanın ki diyecek hiçbir şey bulamıyorum ona. Bunlar benim her şeyimi kıskanıyorlar zaten. Makyajımı, yemeğimi, her şeyimi. Beni baştan başa beni kıskanıyorlar zaten. Demin de dediniz ya, evet bu bir yarışma ve bu bir yemek yarışması programı. Acitasyon yapmaya hiç gerek yok. Ben mi? Gerçekten en son insanım bu. Yapmayın. Emin olun. İlk günden bugüne Allah'tan, kadar şov için Allah'tan geldim. Allah'tan ben bir saniye dinleyelim. Yapmayın. Sinirleniyorum. Siz çıtayı gerçekten o kadar yüksek tuttunuz ki iki gündür. Ben buyum zaten hanımefendi. Değilsiniz, ben görüyoruz. Ben buyum zaten. Ne menünüz iddialısınız. Size göre. Sofranızla. Size gerçekten göre. Peki çorbalara geçelim mi arkadaşlar? Geçelim. Haydi bakalım. Konu daha da büyümesin. Hadi be, ben bir tek sağlayayım geleyim hemen. Elimi değdirmeyeyim tamam, tabaklara. Tamam peki. Emel, sen niye duygu sömürüsü olarak adlandırdın anlattığı şeyleri? Yani evet, herkes bu hayatta acılar yaşıyor. Hepimiz yaşıyoruz tabii, bir herkes şeyleri. Herkes gününde kendi hayat hikayesini illaki tabii anlatıyor. Tabii ki anlatacak. Anlatmayacak diye bir şey yok. Herkes anlatacak. Buna hemfikirim Kadir Bey. Sadece bu kadar fazla gündeme getirmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu bir yemek yarışması. Yani acitasyon nedir? Karşıdaki kişinin duygularını böyle biraz daha ne diyeyim ele geçirmek gibi bir şeydir. Kendini acındırmaktır. Ve o karşıdaki eğer acitasyonuna gelirse puan verir ona göre. Ama siz şu an bu masada acitasyona puan verecek insanlar değilsiniz. Yemeğe puan vereceksiniz. Yasemin Hanım hayatını ne yaşadıysa onun özel hayatı. Nasıl biz burada hiç kimse özel hayatını evet konuşmuyorsa bu sofrada, masada. Yani yemek konuşuyorsak yok, konuşmak zorunda. Çok özür dilerim. Hani mutfakta da konuşuyoruz. Hayır hayır. İçinde de biz konuşuyoruz. Eleştirme bakımından diyorum evet yani. Ama burada çok özel hayatını ön plana atmasının manası yok. Demek ki yemeklerine güvenmediği için kendini bu şekilde ön plana tuttuğunu düşünüyorum. Samimiyetimle söylüyorum ki Yasemin Hanım acitasyon yapıyor. Yasemin Hanım bugün gerçekten şov yapmaya gelmiş. Acitasyon yaparak. Mesela bana o gün dedi ya işte hep her şeyi elinizde tuttunuz, elinizde şu an tepsiyle şov yapıyor kendisi. Ama mesela benim çatalımda bir sürü parmak izi var. Şov yaptığı için tepsiyle geliyor. Birçok şey şov yapıyor. Tek buna değil ki Yasemin dün Hanım. Ben hani ilk gün Emel Hanım'da şey oldu ya işte orasına dokundum, burasına dokundum. Ben de elimle kendim aldım ya. Hani bu şekilde ve istedim şeyden. Teşekkür ederiz, elinize sağlık. O da işte şu an çıtayı yükseltip şeyle evet, aman iyi hijyenliyim ama bir şey söyleyeceğim. Alakası yok, servis böyle oldu. Bana bir tane servis peçete bu demektir tamam, zaten. Bana bir tane peçete verir tabii, misiniz? Tabii, servis takımınızı ilk önce koymadan önce bir tabii, şey yapsaydınız, bir temizleseydiniz. Kenarı, köşesi, her tarafı toz içinde. Etrafta çünkü dolaştığımız için toz olmuş olabilir. Bakın oralar. Sileriz. Aynı şekilde servis de var. Nedir o? Çiçekten gelmiş bak bak. Küçük küçük gördün mü? Aynı şekilde bak. Ama şimdi toz başka bir şey değil miydi? Böyle yani toz, uçar. Leke yok, bir şey yok, toz yani. Oğuzhan Bey servisini çorbayı götürürken alt üst al istersen bir sudan aynen geçirirsin. Tamam tamam yaparım yaparım. Peçete başka isteyen var mı? Ben bir de bardağımın değişmesini rica tamam, hemen değiştiriyorum. O arada çorbalarımızın tadına bakalım, buyurun. Afiyet olsun. Ekmek isterseniz ikram edebilirim ya da kendiniz almak isterseniz buyurun. Yasemin Hanım, hazır mutfaktayken tuzluk getirebilir misiniz? Kadir Bey, ben tuzlukları bugün heyecandan kırdım. Aa. Ama evet, isterseniz, arzu ederseniz başka bir şeyin içinde getireyim size. Evet, Emel'den başlayalım yorumlara. Tuzatta bakalım lezzeti değişmiş mi? Emel, nasıl buldun çorbayı? Tuz atınca bir tık daha lezzetlendi. Evet, tuz eksik, bana göre eksik. Ama bana göre biraz fazla katı. Bir tık daha... Bir tık ama çok fazla değil, sıvı beklerdim. O zaman da çok sulu olurdu yok, ama yok, bu yok, tam hayır kıvamı çünkü. Tam kıvamı yani asla değil. Sürekli yaptığım için inanın bu tam kıvamı inanın yani. Ben i̇şte de size göre tuz konusunda katılıyorum. Biraz daha tuz ekleyebilirdim ama
kıvam olarak gerçekten tam kıvamda. Yani tane evet ağza gelir ama ben bir tık mesela blenderdan çok az geçiririm. Ama bu çok, blenderdan çok geçilmez. Çok bir tık dediğin nedir mesela yani? Yani şöyle diyeyim, bana şu an daha çok şey olarak katımsı geliyor. Ben mesela birazcık bunu katımsı sulandırmak değil de bir tık böyle, ya bir tık diyeyim bir kaşım derler ya. Blenderdan geçmez ama bu, bunun ben dişe gelmesi lazım. Tabii ki dişe mercimek çorbası lazım değil çünkü bu. Herkes geçirmeyebilir ama ben bu süzme mercimek mi? Hayır, tabii ki süzme mercimek değil. Ben süzme mercimek ama iyi de bu geçirilmez ki blenderdan. Bu kadar da taneli olmaz ama. Benim süslerim bu kadar taneli değil. Diri olması lazım. İçinde tabii lapa ki da değil. Onu söylüyorum zaten Yasemin Hanım. Sadece bu kadar olmaz. Ama sulu onu da olmaz. Emel Hanım ya. O ezogelin rondoyla çekilir mi? Siz gerçekten, ben diyorum ya Emel Hanım yemek yapmayı bilmiyor diye. Gerçekten bilmiyorsunuz. Keşke düşünseydiniz de bir anda söylemeseydiniz, rezil olmasaydınız. O kadar bilgili olduğunu iddia ediyor ki her şeyde. Profesörümüz olduğu için tabii ki o bu şekilde yorum yapacak. Su denir kıvam ki budur. Kıvamı biraz daha yumuşak. Ya yumuşak değil peki, de. Peki tamam, sizin fikriniz. Biraz biz de evimizde ezogelin çorbası yapıyoruz. Evet. Hani bana dediniz ya domates çorbasını biz de yapıyoruz. Eminim böyle mutlu. Onu ben biz demedim. Yapıyoruz. Onu ben demedim sağ olsun. Ay neden siz dediğiniz hiçbir şeyi kabul etmiyorsunuz? Onu ben demedim size. Dün dünde mi kaldı onu sizin Gamze için? Onu Gamze Hanım söyledi de. Az önceki dediniz ki ben söylemedim. Evet. Musa Bey sizin söylemedikleriniz bugün size mi yaptı? Beni hatırlıyor. Beni öyle hatırlıyor. Hepsinin aklında ben olduğum için hepsi beni hatırlıyor. Ama hanımefendi. Hanımefendi. Ama aslında bakmayın. Ego tatmin etmek için söylemiyorum bunu. Sakın. Ne sakın bunu yanlış ya anlamayın. Hiçbir zaman öyle bir şey yapacağınızı ben, hiç düşünmedim Oğuzhan Bey. Ben 25 yaşındayım. 26 yaşına doğru gireceğim. 15 yıl tiyatro sahnelerinde toz yaladım. Ben 1200 kelimeyi ezbere alabiliyorsam daha dün söylenilen kelimeyi de unutacak kadar değilim. Ama gerçek estağfurullah da o kişi ben değilim. İşte. Gerçekten o ben değilim. Yani. Baksanıza buyurun. Kesilmiş işte tabakta. Hanımefendi yani bunun içinde ya un. İlk defa yapmıyoruz bunu. Biz de ilk defa yapmıyoruz. Eğer bu kadar hafızanızı bir tekrar bir zorlayın. Benim olmadığımı zaten göreceksiniz. Niye siz yorum yapmadınız? Hayır ben yaptım ama onu diyen kişi ne ben değilim. Ne yaptığınızı söyler misiniz bir peki? Bir bakın ondan sonra da hani hafızam çok iyi diyorsunuz ya. Ben hatırlıyorum, gayet iyi hatırlıyorum. Emin olun ben çıkmadıktan sonra diyeceksiniz ki ben bu işi bırakmalıyım. Pardon, siz kimsiniz ya? Sizi mi dinleyeceğim ben? Sizi dinleyip mesleğimi bırakacağım. Kendinize gelin. Bence Oğuzhan Bey gitsin kendine B12 alsın. Yoksa bu hafızayla meslekten de olacak. Çorba nasıl olmuş onu öğrenmek istiyorum. Çorbanın İç malzemesi tamam okey gayet iyi dolu dolu. Bu kadar taneli olmaz diye biliyorum. Fakat bu belki susuz katılığından kaynaklı. Kıvamı kötü mü Oğuzhan Bey lütfen? Kıvamı... Bu değil mi yani? Olması kıvamı gereken normalde, bu değil mi? Kıvamı normalde tanesi az olsa evet kıvamı bu olmalı. Ama inanın ölçekler neyse ona göre koydum. Katı olmasının tek sebebi içindeki taneler çok fazla. Kaç su bardağı su koydunuz bilmiyorum. Belki 3,5 belki 4 su bardağı. Yok o kadar koymadım. İşte normal hani koydum. Belki daha fazla. Çünkü içindeki bakliyatlar suyu çeker. Peki çorbayı beğendiniz mi? Çorba çok acı olmuş. Çok normalde acı. Acılıdır. Aslında hani az şeydir. Koydum. Acı. Okey. Karabiber acısı mı? Pul almadım. Acısı mı? Almadım aslında o acılığı ben. Yani çok da az koydum. Hani... Reyhan var mı içinde? Yok, reyhan olur mu bunun içinde ya? Peki bu şey aa, nedir? O olur mu bu olur mu ben anlamadım. Hayır bu baharatı söylediklerinizde kendiniz bunun kullanıyor musunuz? Yoksa hani şey Ezo gelin. Normalde şimdi hani bu kullanacağım kelimeyi sakın ha sakın kimse yanlış anlamasın. Köy usulü derler ya, köylü tabii ki milletin efendisidir ama ezogelin normalde köy çorbasıdır. Dağ kekiği, reyhan, ondan sonra acıma, nane, karabiber, pul biber, hafif kimyon ister. Şehirde öyle yapmıyoruz ya. Ama neden? Hayır, köyde reyhan konuyor mu? Ben hiç koymadım. Orada bir köy var uzakta, bizim kuru reyhan. Ben ezogeline kuru reyhanı yakıştırırım. Erzurum'da siz ezogelinin içine kuru reyhan dağ kekiği koyuyor tabii musunuz? Tabii ki koyulur. Niye koyulmasın? Ne bileyim ben hiç Erzurum'da yani komik gelmesin. Ben koymuyorum. Yani o kişiden kişiye değişir ama benim ezogelinin lezzetini veren şeylerden bir tanesi ama bak üstüne ne güzel söylediniz. Kişiden kişiye tamam, değişir. Tamam hayır ben soru sordum şu anda. Bunun içinde var mı diye. Oğuzhan Bey, ezogeline reyhan mı koyulur? Yani köyden girdiniz. Yani köyde de koymazlar, şehirde de koymazlar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çorbanın içine reyhan konulduğunu tüm izleyenler biliyordur da bunlar bilmiyordur. Buna reyhan konmaz. Peki Özlem ablacığım senin yorumun nedir çorba hakkında? Malzemeleri tam. Acısı, nanesi, hani acı sevdiğim için Oğuzhan Bey'e fazla acı gelmiş ama ben acı sevdiğim için acısı falan, tuzu falan da gayet iyi. Sadece koyu.
Bana göre koyu oldu deseniz anlarım. Bana göre onu değil yani. Yasemin Hanım. Oluru koyu değil bu çorbanın. Şimdi bir, bana göre iki, bir şey üç kişi buna koyu diyor. Siz hala oluru bu diyorsunuz. Oluru budur. Çünkü ben yaptığım ona göre bu yani. Benim yaptığım yemeklerin de oluru bana göreydi işte. Ona göre, bana yani göre. Olay burada. Geri, o gün de bana şey diyordu ya, Yasemin sana göre Hanım. Yok, bize göre. Yani herkese göre hitap etmeliydi. Herkese göre hitap etmeliydi Yasemin Hanım. Bu çok iyi kaynaması lazım. Ve bunun mercimeği varla yok gibi olması lazım. Bu kaynamasaydı lazım. Bunun plana dibinde un var. O un kokusu size gelirdi. Bak bu çok iri bir bulgur. Yani köy bulguru tarzında iri bir bulgur. Bunun bir tık daha böyle inceleri vardır. Yani o mesela konduğunda bu kadar yoğunluğu da olmazdı. Olmaz. Peki beğendiniz mi Gamze Hanım? Lezzetli mi? Yani lezzeti güzel. Acısı biraz fazla. Tamam. Yoğunluğu var. Yoksa onun haricinde gerçekten lezzeti güzel. Peki, ben afiyet olsun o zaman. Hadi bakalım. Eline emeğine sağlık. Çok sağ olun. Ara sıcaktı efendim. Ne geliyordu? Kara lahana sarması. Tamam. Şöyle verelim tabaklarımızı. Bana cephe aldılar. Ben kaç gündür onların masasında zaten yorum yapıyordum ya. Ama şöyle zannediyorlar. Ben oyun oynuyorum. Beğendiğime beğenmedim diyorum. Öyle zannediyorlar. Ama yapamamışlardı. Keşke yapsaydınız da ben de beğendim deseydim. Bunu da sizin yüzünüze söyleseydim yani. Yalnız ayaktayken bir şey söylesem. Tabii tabii. Ne oldu? Bana sade getirme şansınız var mı? Böyle yazdığım için. Tamam. Benim yoğurda alerjim var. Bilmiyordum. Evet. Yok, problem yok. Bunu değiştirelim yoksa şey yapalım, nefes alamam. İstiyorsanız şu tadına bakmak için. Bunun köşesinde yok ya, istiyorsanız bu servisi vereyim size. Şu daha küçük sade var. Sade sanki evet, bir tane daha yoğursuz var. Yok sade mu sade? Sade yok Oğuzhan Bey, yok. Ha sade. Sade yok. Ama sen ara sıcak diye çok tutmadım. Sen yoğurt alerjin. Evet, Emel Hanım'ın gününde söylemiştim. Hatta onu da mayonezle karıştırdığı için çatalın ucuyla bir tadına ne baktım. Ne yapıyor, nefesini mi ki, solunumu mu? O gün, ertesi gün gözlerim şişti. Yani bayağı bir yersem nefesim kesiliyor. Evet. Oğuzhan'ın yoğurda alerjisi mi varmış? Varmış da ben niye duymamışım? Alerjisi olan insan gümbür gümbür söyler. Sözde iyi dinleyici ama kendisi konuşmaktan insanları dinlemediği için ben söylediğimde alerjimin olup olduğunu duyması gerekiyordu. Yani isterseniz bunu verebilirim tadına bakmak için. Şurasında olabilir, yok. Olabilir. Bu kadar zaman içerisinde sadece 10-15 tane mi sardınız bize? Evet. Yapmayın ya. Niye senin fazla yapsan yiyor musunuz gel, zaten? Hocamdan bakacaksınız, yorum yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi mesela ihtiyacı oldu arkadaşımızın. Temin edemiyorsunuz. Yalan mesela mı söyleyeyim şu anda? Yok bu kadar yani yaptım. Ama zaten hayır benim sürekli siz bugünden beri diyorsunuz ya oynuyor bir dram içerisinde falan filan. Yapmayın benim dram ya, yapmadığımı seyirci gördü zaten ama size yüklenmek istemiyorum. Gerçekten yok, misafirimsiniz yok, yok, diye. Kesinlikle. Gerçekten para için gelmedim diye her seferinde de vurgulatmayın bana, rica ediyorum. Yani diyorum ya, yarışmadayız. Evet, yemek yani yarışmasındayız. Para için gelmedim derken ne kastediyorsun burada mesela? Yani benim arkadaşlarına anlatmak istiyorsun. Kadir Bey, benim gelme amacım belliydi. Ben kendi çocuğum için geldim ve kanser hastası bir çocuk var, onun para için geldim. Işte yani para ya lazım, sonuçta onlara lazım. Sonuçta ben parayı onlara para vermeyeceğim arkadaşlar. Kazanırsam para benim. Ben onlara para vermiyorum. Onların neden öne sunuyorsunuz peki? Neden öne sunuyorum? Söyleyeyim o zaman size. Bu kanser hastası çocuk Kadir Bey'e aşık bir çocuk. Ve tek derdi Kadir Bey'i görmek. Ajitasyona gerek yok, şova gerek yok, drama gerek yok. Ya inanın benim bunlara da ihtiyacım yok. İnanın size kendimi ispat edecek hiç durumum yok. Ben ispatlayın demiyorum. İzleyen seyirci görecek zaten. Ben o çocukla evet dışarıda da görüştürebilirdim. Kadir Bey'le birlikte gördüğünde ben bir anısı kalsın istedim annesi için. Hanımefendi, ben tamamen de diyorum ki. Tamamen derdim oydu yani. Ben de diyorum ki Kadir Bey ve bu programın prodüksiyon ekibi o kadar güzel yürekli ve o kadar içten insanlar ki. Ben bilmiyordum o kadar ya, katılarak içten öğrendim. Hayır ya. Hayır, normal anlamda söylüyorum onu, o kadar içten ama insanlar. Ama siz daha önce yarıştınız. Ulaşmaya çalışmış galiba da çok, ulaşamamış çok, bir türlü. Çok. Şimdi Oğuzhan Bey bakın, sizinle daha önce yarıştığı için sizi ve ekibi biliyor. Yemekle hiç ben ilk defa yarıştığım için bilmiyorum. Ondan bahsetmiyorum. Bakın lütfen. Ondan sonra da bana diyorsunuz ki neden yükseliyorsun. Öyle yaptım zaten. Başka kayıt alınabilirdi. Öyle yaptım. Evet, izlerken göreceksiniz zaten. Ben de annem, siz de annesiniz. Bu işe tamamen. Peki şu an Yasemin Hanım bunlar yemeğinin önüne koyuyor mu? Asla. Tabii ki koyuyor. Evet. Ben siz açtınız konuyu, ben açmadım ki. Yasemin, drama yapıyor, drama yapıyor, drama yapıyor, drama yapıyor. Hani önüne yorum yapın, ben sofrada yokum, yorum yok. Yapın yorumu. Yemek yorumu yaparken araya bunu sokuyor mu? Konuşuyor işte. Siz soktunuz hanımefendi, ben cevap verdim. Hayır, sizinki de bir söylüyorsunuz. Yapmayın. Benim derdim evet, para değil. Benim derdim para değil. Ben buraya kendi çocuğum ve bir hasta çocuk için geldim. Tamam mı? Size ne?
Direkt ben meşhur olmaya geldim, şov yapmaya geldim, işte, yemek yapmaya geldim. Helal olsun. Çok terbiyesiz. Rahatladın mı Emel? İstediğin cevabı aldım. Evet, şu an seyirci biliyor. O zaman karalarının tadına bakın, buyurun. Seyirci biliyor. İşte. Afiyet olsun. Hemen sonunda sana istediğini söylettirdi. Evet, yani bunu söylese yetecekti zaten Kadir Bey. Peki şu an bu senin yorumunu etkileyecek mi Karalahan hakkında? Hayır tabii ki etkilemeyecek. Ben niye peki bir saattir bunu söyletmek için uğraştın? Ya tek bunu söyletmek için de Yasemin Hanım ilk günden bugüne kadar gerçekten şov yapıyor. Kendi kanıtlamanın ve göstermenin telaşında. Böreğinizi tek koruyan bendim. Masanızda sizi tek koruyan bendim. İki gündür börekte börek, börekte börek. Afiyet olsun. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Ellerinize diğer sağlık. Diğer hepsine teşekkür ederim. Sizin de elinize, emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Diğer hepsine şu şekilde yaptığınız için en azından ben bu tepkiyi yapmadan tadına bakarak tepkimi veriyorum. Kadir Bey, yemeğimin hakkında çok gereksiz ve boş konuştu. Yemeğimi düzgün yorumlamadı. Emeğimi ne bileyim ziyan edici konuşmalar yaptı diyebilir misin? Tabii ki diyebilirim. Hatta ben bu konuda bir özür de bekliyorum Kadir Bey. Şöyle dile getirdim. Pardon, bir şey soracağım. Tek benle mi yarıştınız siz ilk gün? Hayır. Bunlar neredeydi? Neden hanımefendilere, beyefendi, pardon onların bunlar dedim, daha, kusura bakmayın. Onların daha günü gelmedi. Hayır, hanımefendiler, beyefendiler de hepsini söyledi. Niye dün benim de günüm değildi, gene aynısını yaptınız. Yapmayın, Oğuzhan Bey'le eleştirin. Hayır, ben sizin Bey. Masanıza geldim ilk gün. Sanki masayı ben yaptım. Gene her şeyi bana söylediniz. Çünkü... Yani işte diyorum ya size beni bir salın diye bundan bahsediyorum. Özür yani. Borcu özür bekliyormuş Emel Hanım. Neyin özür? Herhangi bir saygısızlık konuda... yaptığımı düşünmüyorum yani şahsınıza dair. Tamam ama siz çatalıma kadar yorum yaptınız beni. Ama neye geldim ben buraya yorum yapmaya geldim. Tamam. Siz de yapacaksınız altın şimdi. Altın bırak nerede? Siz beyaz de yapacaksınız. Altın diye olayı İşte beyaz altın size. Beyaz yapmayın altın. O kadar çıtayı yüksek tuttunuz ki Yasemin Hanım bunu yapamazsınız. Ya ben yani. Zaten çıtası yüksek bir kadını tutmama gerek yok. Hayır, siz o kadar altını doldurmayacak şeyler peki. Söylediniz ki bunu yapamazsınız. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Özlem abla nasıl buldun karalahana sarmasını? Karalahana sarması yaprakları güzel haşlamış, ince olmuş. İçi tam böyle mısır yarması galiba tam böyle pişmemiş dişime geliyor. Damar olayı var ya yaprakta. Orayı da keşke çıkartsaydı. Vallahi dövdüm köserken. Ya. O kadar da dövdüm ki yumuşak olsun diye. İçi tuzsuz olmuş. Sarımsak ağır bastırmış. Yani içini, dışını sarımsağı ağır bastırmış. Oysa ki sadece bir diş sarımsak var içinde. Peki Gamze Hanım'ın yorumunu alalım. Gamze Hanım. Ben bir Karadenizli değilim. Evet. Bunu çok yedim. Ama iki çeşidi var bunun açıkçası. Nedir? Yani ikisi de bu, yani ikisinden birisi de bu değil. Kuzu etli. Ne? Kuzu etli. Olur veya hatta kemikli et altında pişer. Yani bir et çünkü bu mısır yarması ile yapılan bir lahana sarması. Söylediğiniz doğru, şöyle açıklayayım size. Biz Emel Hanım da bilir, bizim düğünlerimizde bu yemeği yaparken altına et koyarlar. Kemikli ama, et. Evet, sadece düğünlerde altında patates olur, üstüne soğan yakar koyarlar ama bu onunla daha değişik bir şey. Yani bunu ben davet sofrasına ara sıcak olarak uygun gördüm. Ona uygun görmediğim için bunu tercih ettim. Ya yoksa söylediğiniz de, doğru, yapılıyor yani. Emel Hanım da bilir zaten. Onun haricinde sarımsağı biraz fazla olmuş, tuzunu çok çok bastırmış. Yani tuzsuz aslında içi. Allah Allah. Evet, yani bana da öyle geldi ama elinize sağlık. Teşekkür afiyet ediyorum. Olsun. Peki, afiyet olsun. Emel Hanım, açıklamanız nedir sizin? Şimdi karalahanayı çok seviyorum. Biz çok da yaparız. Gerçekten orada tüketilen, hatta biz pancar deriz. Karalahana demeyiz. Ama Özlem ablanın dediğine katılmıyorum. Hangisine? Yaprak kesinlikle pişmemiş. Daha evet, sert. Evet, kesilmiyor. Çok sert. Damarı benim, alınmamış, damar kesinlikle alınmamalıydı. Benim yediğim inceydi yapıyoruz. Hani şeydi. Yok, sadece kesilmiyor. Damarında ben kesilmiyor sorun yaşadım, bir de sarımsağında hiç sorun yaşadım. Yok. Damar şimdi alınmalı mıydı? Damarı kesinlikle alınmalıydı, biz alıyoruz ya da şey bu yapıyoruz. Bu mu kesilmiyor Emel Hanım? Ben, kesilmiyor. Bu nasıl kesilmezdi biliyor gerçekten musunuz? Gerçekten kesilmiyor. Eğer ben bunu büyük bir yaprak olarak, yani pancarın o büyüğü var ya siz hani bilirsiniz, büyük pancardan yapılsaydı bu, evet sizin dediğiniz doğru olabilirdi. Küçük bir pancardı yani. Bizde zaten büyükleri de sarılmaz. Koydum ve aldım, o kadar hemen eridi ki. Bizde patateslisi yapılır ama mutlaka patatesli de olsa, yarmalı da olsa, az da pişse, çok düğünlerde de pişse kemik mutlaka koyulur. İlla kuzu et olmasına gerek yok. Yani oraya şu an bunun altına kemik bekliyordunuz. Kesinlikle siz. İçine et o zaman ne olacaktı? Istiyordu. Bu ana yemek olacaktı. Ana yemek olmayacaktı çünkü siz onu ikram etmeyecektiniz ki, onu suyuyla ve lezzetiyle evet, pişecekti. Evet. Onu biraz aroma verecekti. Evet, evet, aroma verecekti. Bunun yani olmazsa olmazı kemiği. Peki aslında biraz zeytinyağlıya kaçmıyor mu? Yani zeytinyağlı olarak sarmayız ki biz bunu. Hani ne bileyim, içinde et falan hayır, yok ya. Yok. Yani hani ara sıcak içi zeytinyağlı tarzında değil midir bu? Yok. Evlerimizde böyle sararız Kadir Bey. Ya şeye evet, değinecektim altına mesela. Altına patates koyarlar sadece. Evde böyle pişer. Biz mesela evet bunu düğünlerde şey olarak, etle sarma verirler. Şekli olarak bu şekilde sarılır. Yarmalısı gerçekten düzgün sarılır. Peki siz sarılır. Evde de ona günlük pişirken yok altına kemik koyuyor musunuz? Tabii ki koyulur. Biz koyarız.
Biz de koyuluyor. Onlar öyle yapıyorlar. Kalabalık ailedirler. Lezzetli mi? Lezzeti biraz daha İçindeki güzel olabilir. İçindeki mısırlar pişmiş mi bu arada? Onu hiç kimse söylemiyor ama mısır... Aslında ben Özlem Hanım yorum yaptı ona, bir tık daha pişebilirdi mısırları. Ama mısır yağması zaten bir gün önceden ıslatılması gerekiyor. Hayır, o mısır çorbasıdır Emel Hanım. Hayır, hayda. Hayır, şöyle bir şey. Of, nereden nereye geldik ya? Yasemin Hanım şöyle, evet bununkisi... Sonra Yasemin Hanım benim yemeğime niye laf söyledi? Ki, bilinemiyorsunuz. Ama sizin için durduruyorum, niye biliyor musunuz? Diyecekler ki, Emel Hanım madem bunları bilmiyordun niye geldi? Seni koruyorum aslında. Yapmayın. İzliyor bunu Karadenizliler, yapmayın Emel Hanım. Evet. Dinlemiyorsunuz ki Özlem Hanım, Yasemin Hanım beni, çok pardon isim yanlış telaffuz ediyorum ama gerçekten dinlemiyorsunuz. Bakın, evet biz mısır çorbasını bir gün önceden ısıtırız çünkü o iri yarmadır. Bunun içindekisi kırık yarma, kırık yarma kullanılır. Kimi yerde ıslatılır ki yumuşasın daha fazla. Ben çünkü bunu yaparken su koymuyor muyum üstüne? Bir de dinlemiyorsunuz. Bu evet soğanı kavrulur, salçası eklenir, sonra mısır yarması konulur, onun üstüne su eklenir ve bekletilir. Ama 2 saatlik sürede zaten yumuşamaz. Yumuşamadığı için de keşke daha erkenden ıslatabilseydiniz. Onu demek istiyorum size ama siz süre zarfının dışında ıslatsaydı. Kabul eder miydiniz öyle peki şey bunu? Yani öyle bir şey yok. Bu da kabul edilmez. Öyle çünkü bir şey yarışma yok. Yetişmez. Yani nasıl dün su böreği 2 saatte... Kız kabul etmeyeceği bir şeyi niye teklif ediyorsunuz? Ama ya hayır, ona alternatif... Anladım. O zaman de ki hanımefendi yarmalıyı seçmeseydiniz desem... Aynen. Öpüp başıma koca. Ama o yarmalı yapmak istiyorsun. Hem yol gösteriyorsun hem o yol yanlış diyorsun. Hayır, patatesi yapsaydı daha kolay olurdu. Evet, o yarmalı seçmiş. Tamam, öyle söyle. Bir de ben sarımsaklı tercih etmezdim bunda. Hem ara sıcak... Davet masasındayız. Siz ne yapmadınız bir Karadeniz'de olarak kendi sayfanızda bunu? Ben zaten Karadeniz yemeği yapacağım diye iddiada da bulunmadım ya. Ay şu an iddiada bulundunuz demedim. Yani yapmak istedim. Yani ben bir Karadenizliyim ya. Menümde bir Karadeniz yemeği olsun istedim. Normal bir şekilde insani soruyorum size Emel Hanım. Yok yok, sert soruyorsunuz. Bu sert sormam var. Bir saniye Emel Hanım. Neden kendi gününüzde hep sussunuz da şimdi bu kadar çok konuşuyorsunuz? Misafirperverliğimi korumak için. Hayır, ben burada Emel Hanım gününü atlattı ya, o yüzden şimdi konuşuyor. Daha rahat. Daha rahatım ama şöyle bir şey var. Ben çok kırarak yorum yaptığıma inanmıyorum asla. İnanmıyorum yani, kırmak da istemiyorum. Sadece yemeklerinizi eleştiriyorum. Yasemin Hanım sizi kırdı mı? Kırıyor. Ben çok üzüldüm kendi masamda ve kendi günümde. Samimiyetsiz olmadım. Ama Yasemin Hanım, olsun. Yasemin Hanım hep masada sizi savunduğunu iddia evet ediyor. Kimse sadece yoktu ki benden başka. Bir tek böreğini geldi, savundu. Yeri geldi Gamze Hanım'dı. Ben hep de börek söyledim. Konuşuldu. Ben yeri de onu savundum. Gamze Hanım da savundu. Yeri geldi. Oğuzhan Bey de savundu. Ben kimsenin hakkını yemek istemiyorum. Yeri geldi Özlem Hanım da savundu. Tabii ki eleştirilecek. Ama ben olmasam ben... çiğ yiyeceklerdi size. Yapmayın. Hayır hayır. Siz daha... Siz varken bize düşmez. Ben benim, yemedim ki o gün. Siz daha benim evime girer girmez. Peki. Onları konuştuk zaten. Oğuzhan Bey, sizin yorumunuz nedir? Su hangisi benim? Bu benim. İyi misiniz? İyiyim iyiyim, sorun yok. Ben dinliyorum yani yoğurt sadece. Yoğurt yediniz ya. Yo yo, iyiyim. Problem yoğurt sakin yemedim. Sakin haliniz, alışık değiller ya, o yüzden aynen bir şey mi var diye merak ediyorlar. 3,5 saniyedir desibeliniz yükselmeden tabağa bakıyorsunuz, korkuttunuz bizi. Yükseltebilir ya. Yok yok, ayarında gitsin, buyurun. Böyle sarıldığını ilk defa gördüm ben. Yok, bu şekilde sarılır bu. Doğrudur belki şey ama ben aksine, sizin aksinize söylüyorum, yaprağı çiğnerken böyle kırt 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 ses geldi. O şey damarından değil, yaprağın kendinden. Çok enteresan. Bunu da nasıl becerdiniz bilmiyorum ama içindeki yaprağa nazaran daha biraz daha fazla pişmiş. O nasıl oldu onu anlayamadım. Yaprak pişmemiş. İçindeki yaprağa nazaran diyorum. Şimdi bunu size izah edersem gene Emel Hanım üzülecek. Yani. Onu üzmemek için yaprağa nazaran. Yok, yok, söyleyebilirsiniz. Emel izah edin. Siz üzülmem ben. Şimdi Emel Hanım dedi siz ya az önce. Emel Hanım gerçekten seviyorum sizi. Ben de sizi seviyorum. Ben Emel Hanım dedi ya hani biz bunu yapmadan Kadir Bey ıslatırız diye. Evet. Bunu zaten önceden nasıl zeytinyağlı içi yaparken su döküp ıslatıyoruz ya. Bu da öyle zaten Kadir Bey. Önce içi yapılır, sonra elinize alırsınız. Islatıyor musun, bir taşım kaynatıyor musun yarım bardak suyla? Bildiğiniz yani hafif yapıyoruz onu. Geri tencerede devam edecek pişmesi diye. Yani bir taşım yağda kavurup suyunu koyup hafif demlendiriyorsun. Aynı tabii, zeytinyağlı tabii, içi pilav gibi. Tabii. Ondan sonra o yüzden sıkarız. Yani pişmiş bu. Siz kavurmuyor musunuz Emel Hanım? Hayır, yani soğan falan kavurduktan sonra içine koyuyoruz. Tamam. Evet, dediği gibi biz de bir bardak ya da 1,5 su bardağı su koyup... Aynı ama sen önce ıslatıyoruz deyince sanki... Hayır, şöyle ben şunu demek istiyorum. Ya bazen ıslatılabilir, o yarmanın da kalitesine bağlıdır. Anladım, o zaman çok uzun yolu var bunun. Evet. Yani olsa, hepsi aynıdır Kadir evet, Bey. İçi daha önceden kavruldu ve hafif suyla pişirildiği için yaprağa göre daha yumuşak. Bir tık daha sen yaprak şey, çiğ diyor musun? Evet, yaprak çiğ, maalesef çiğ. Bir de şey, yani yaprak ne kadar hani küçük olsa da dahi o damar kısımlarına hani
keseriz ya pazıda da. Biz işte biz kesmiyoruz Oğuzhan Bey. Dövüyoruz. Ben dövmedim. Orada haklısınız ama bu çiğlik konusunda az önce dövdüm dediniz. Ben söylediğimde dövdüm gayet dediniz. Güzel dövdüm dediniz. Yasin hayır Hanım. Kesin dedi ya. Biz dövüyoruz, kesmiyoruz dedim. Ben yok, ama ben dövmedim dediniz. Dövdüm dediniz siz. Hani biz önceden dövüyoruz dövdüm. Ben hayır, dövdüm dediniz. Demek ki yeterli gelmemiş diyorum yani. Size de dedim ya başta söylerken. Dövdüm ama yeterli gelmedi ama herhalde. Ama diyorsunuz ki dövmedim ben. Hayır şimdi aynı şeyi söylüyorum yani aynen, yeterli gelmedi. Heyecandan yanlış çıktı herhalde. Ama dört kişi olabilir birden gelince anca yalnız yani fark edin mi? Yapayım. Ha ne? Hepsi ne birden. Nasıl tepkiler İçine aldıysak bir Yasemin Hanım'dan onu gerçekten işte, yapmadan. Buyurun Oğuzhan Bey. İçinin tuzu bir tık az olmuş. Diğer baharat ne kattınız bilmiyorum ama baharat şeyini alabiliyorum, tadını alabiliyorum. O iyi. Afiyet herhangi olsun problem yok. Yani küçük tadına baktım çünkü şey yapamadım. Afiyet olsun. Mısır yarmasının haş ne var içinde? İşte bulgur var. Soğan, bulgur. Soğan evet soğan. Baharatları. Şimdi işin garibi bulgur şiştiği için belki öyledir ama soğan da çok hafif şey kalmış. Diri mi kaldı? Bana diri gelmedi kalmış aslında. Yasemin Hanım'ın benim günümde yaptığı eleştirilerden dolayı bana bir özür borcu olduğuna inanıyorum. Bu menüyle kesinlikle bir özürü hak ediyorum. Emel Hanım az önce dedi ki Yasemin Hanım'dan bir özür bekliyorum dedi. Yani, bir özür borcu olduğunu düşünüyor musun ve dileyecek misin ona göre ana yemeğe geçeceğiz. Düşünmüyorum çünkü ben hiçbir zaman onun kişiliğine karşılık hiçbir şey yapmadım. Yemeklerin neyse onları eleştirdim. İlk defa misafir geldiğiniz evde çok serttiniz Yasemin Hanım. Vallahi değildim. Neysem oydum. Çok serttiniz. Yani bugün üçüncü gün. İlk günde aynıydım. Oğuzhan Bey'in sofrasında da aynıydım. Kendi evimde de aynıydım. Nasıl yok, oynuyor olabilirim? Bugün ekstra streslisiniz. Vallahi de inanın değil. Geçelim mi yağlamamıza? Haydi bakalım. Buyurun efendim. Yasemin Hanım'ın iddiasını gördük. Sadece boş laf. Bu kadar. Yasemin Hanım şey, bu yağlama olduğunun emin misiniz? 8 tane lahmacun üst üste koymuş gibi duruyor. Gamze Hanım bu lahmacun. Tadına bakın da. Zaten bu da sarılıp yeniliyor merak etmeyin. Aynı yenme şekli aynı. Aynı değil. Ay Allah'ım. Bunu çatala dürüp yaprak yiyeceğiz. Yaprak dürüp mü verseydi elinizde? Yaranamam Kadir Bey. Hazır yeşillik de gelmiş sarıp yalnız yerdi. 40 yıllık yağlamaya lahmacun dediler. Çünkü 40 yıllık yağlamada yağlama göremiyoruz. Boşuna yağ yok. Ya bir yoğurt tadına bak. Dondu hanımefendi bekliyoruz ya. Dondu. Bir bekleyin ama bir tadına bir bakın. Ama onun bir tanesinin sıcak olması lazım. Yasemin Hanım neredesiniz? Bağırmayın o zaman ısıtayım geleyim bekleyin beni. Yasemin Hanım, Yasemin Hanım. Yeterince bekledik zaten Yasemin Hanım. En önemli faktörlerden bir tanesi de yağlama için yapmış olduğu lavaş. Lavaş eğer iyi ıslanmazsa çatalda çevrilmez. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Yağ yok diyorlar. Vallahi ısırınca ağzının içi yağ doluyor insanın. Ya direkt dürüm yaptın zaten maşallah. Ben böyle seviyorum ama. Elle dürüm yapıyor. Ne yapsın? Vallahi böyle seviyorum. Zaten lahmacun dürüm yapıp da yenir zaten. Yemekten anlamadığınız çatalla için. Çatalla yenmez aslında. Yağlamaya da lahmacun diyen insan sizsiniz. Yok lezzet yerinde. Elinize sağlık. Beğendim. Teşekkür sadece ederim. Şöyle. Çatala sarılmıyor. Neden? Sarılmamasının sebebi yani ben gerçekten yapılıp birebir yanında yediğim bir arkadaşım çok güzel yapar dediğim dondu, bir Kayseri'de. Dondu. Birinden birinin sıcak olması gerekiyor. Ya hamurun sıcak olması gerekiyor ya iç harcının sıcak olması gerekiyor ki çatala sarılabilsin. O olmadığı için sarılmıyor. Ben de sizinle hemfikirim de hani siz de benden önce yani yarıştınız bu ya bilirsiniz o fırsat i̇şte olmuyor. İşte Yasemin Hanım ben de o gün öyle dedim ya yarışını anlayacaksınız işte bugün anlamışsınız beni Allah'a şükürler anladım, olsun. Anladım. Şükürler olsun yani işte yarışmak gerekir. Peki güzel lezzetini beğendim öyle dedin ama. Çok güzel çünkü lahmacunu çok seviyorum. Şimdi hangisi? Menüde yağlama yazıyordu. Ama işte lahmacun kıvamında olduğu afiyet için. Afiyet olsun. Ellerinize yemeğinize lahmacun sağ yanına salata. Evet. Afiyet olsun. Sarsak oluyordu işte. Birazdan kebapları getireceğim. Gamze Hanım sizin yorumunuz nedir? Öncelikle bu yağlama gerçekten değil. Hayda. Bunun kenarları şuraları böyle kırmızı, kırmızı biber ve yağlı olur. Mor mu bunun kenarları? Bembeyaz. Tamam, bir de dondu, bunun, dondu, bunun dondu hamuru kalın olduğu için dondu sarılmıyor. Hmm. Ve harcı da gerçekten böyle komple yapılmaz. Orta kısmına biraz daha böyle kenarlara doğru konur. Diğer taraflara kırmızı biberli yağlı olur. Batırılır, öyle konur. Neden kalınlaştınız Yasemin Hanım? Aslında kalın açmadım. Onu bir tavada döndürüyorsunuz ya. Orada bir anda kendisi mayalı hamur olduğu için kabardı. İşte daha ince açacaktınız ve bunun saklama yöntemi çünkü yemeği... En incesini açtım biliyor musunuz? Hani spesiyelinizde bu ya zaten. Bunun, bunun tek sorunu daha çok ne biliyor olmuş musunuz? İnanın hamur da değil. Bunun tek sorunu şu anda donması. Yağının donması. O da beklediği için ona da benim yapabilecek hiçbir şeyim yok. İşte ona göre bir ama ana yemek seçecektiniz ama ben gerçekten. Ben bunu tercih ettim. Isıtabilen
veyahut da yemek esnasında... Yarışın göreceksiniz. Ama biz bu yağlamayı ilk defa yapmıyoruz ki. Kayseri'de bir hafta neredeyse yağlamak ana yemek olarak yedik yağlamayı. Gayet de sıcak geldi hani o konuda. Ama Gamze Hanım'ın derdi soğuk değil. Hamurunun olmayışı şu anda problem yani. Ama hamuru kalın olduğu için olmamış diyor. Mayalı hamuru kalın ve orijinali mayalı malzemesi... orijinali mayalı oluyor değil mi? Evet. Tabii. Onlardaki niye bu derdi kabarmıyor o zaman? Ve Yasemin Hanım kesinlikle ince açtığını iddia ediyor. Çok özür dilerim. Bezelerini Yasemin Hanım biraz büyük tuttuğu için ondan kalın oldu büyük ihtimalle. Yo, normal tuttum aslında. Ne kadar yani. Bezeleri ne kadar tuttun? Yani şu kadar vardı boyutu. İmkansız mı? Evet, şu kadar olsa daha fazladır. Bu kadar vardı. Bir tık, sallıyor mu? Bir tık fazla olabilir belki. Şu an hatırlamıyorum. Yani bir mandalina gibidir bence. Çünkü mandalina açıldığında böyle olur ve ondan sonra peki, kabardığında... Peki lezzeti, sen şimdi baharat da almadım dedin. Baharat almadım. Zaten yağsız. Yani dediğim gibi... Emel Hanım lezzetli dedi ama az önce. Yo, ben lezzetli bakın, buldum. Ama ben hep baharatsız çok ve yağsız bir şeyi neden lezzetli buldunuz? Hayır, baharatsız yağsız değil. Evet, ama yağı Gamze Hanım... Gamze Hanım'a göre öyle geliyor. Hayır, Oğuzhan Bey'in böreğinden daha güzel değil mi şu anda? Asla. Oğuzhan Bey şayet tüpte yapsaydı o böreği çok yüksek puan alacaktı. Evet, evet. Bence de. Peki Özlem Hanım. Kadir Bey, ben de Gamze Hanım gibi aşırı kalın olmuş. Yani şey bazlama hamuru gibi olmuş bu. Kalın. Şey yağlama gibi değil. Zaten yağsız, yağ fazla olsaydı, donmuş olsa bile biraz daha kenarlarda olurdu. Ne bu yani, neresinde şu an? Bu kıymalar yani, bu, bunun bakın, neresinde? Bakın yani burası ortası mı, kenarı değil mi? Hani bembeyaz hiç salça yok. Yani ette daha salça bence, yok. Bakın şimdi siz bunu evet, buradaki kıymayı buraya indirirseniz bu zaten olmaz. Bir saattir böylesiniz. Acaba ne desem Yasemin Hanım'a? Yasemin Hanım işte bakın, Gamze bakın. Hanım kalın dedi ama ben de kalın desem olur mu? Yasemin Hanım işte bakın. Buna, bu ne? Bak, bak, ya ne bu? Ya ne? Yağsız. Yani ya, şey yapmama gerek yok. Etini sıyırmama gerek yani yok. Bugün bakın, izin verdim hepinize. Dedim masada dedim bakın, yokum. Bak hep konuşun. İzin verdiniz masada. İzin verdiniz buysa izin vermezseniz sen kendince olacak Yasemin dedim ki, Hanım. Bugün dedim ben onları misafir edeceğim. Bana kendilerini konuşturmadıklarını söylüyorlar. Bugün dedim konuşsunlar, sen sus Yasemin. Allah razı olsun. Tamam, bize izin ederim verdiğiniz için. Yasemin, çok sağ olun. Bir de vermeseydiniz çok ne olurdu? Sizi kastetmedim Oğuzhan Bey. Bunu sıyırdım. Tamam, bunu sıyırdığımı iddia ediyorsunuz. Tamam, bunlar, bu et bunun bunlar neresinde? Ortasında mı? Ortasında olması gerekiyor zaten. Evet. Kenarlarında et olmaz. Öyle mi? Açın siz gerçekten bakın, yağlama yediniz mi ya? Yedim. Şimdi İlk önce hamuru neyle yoğurduğunu merak ediyorum yani hamurun içindeki malzemeleri. Ilık su, ılık süt, maya, tamam, tuz, un. Okay. Doğru mu? Doğru, hamurun tamam, şeyi o doğru. Ilık sütle yoğurulan hamur normalde iyi maya tutar. Yani kabarması lazım. Çok kabardı. Beze seçim, yani beze alırken büyük ihtimalle biraz büyük beze almışsın. Neyle? Elinle mi açtın, merdaneyle mi? Merdaneyle açtım. İşte merdaneyle açtıktan sonra bir kere elinde çevirseydin o ince içindeki hava, gaz var ya, o onu alırdı. Piştiği zaman da o şey yuvarlaklarını hiç patlatmaman lazımdı. Patlattı mı patlatmadı ama mı yok, bilmiyorum. Ama patlatmadım ve sert de değil ya. Ben hamuru hamur yağlama için bir tık kalın, biraz daha ince olması lazım. Yumuşak ve ince olması gerekiyor. Bir tık kalın ve sert. Şimdi buradaki püf nokta patlatacaksın o balonları. Hayır patlamayacak. Balonları patlatmayacaksın. Evet. Bir daha bir ikincisi, ılık sütle yoğuracaksın. Ilık sütle yoğurduktan sonra maya tutuyorsun ya. Maya tuttuktan sonra bir alttan üste böyle hiç bastırmadan alttan üste alacaksın. Öyle yaptım. Ondan sonra bir 5 dakika kadar daha onu bekleyeceksin. Bu kadar püf noktanın aynısını yaptıysan niye böyle oldu o aynısı zaman? Benim yani sadece yağ donduğu için onu da demiyorum, alamıyorlar. Hadi tatlı gelsin. Yasemin Hanımcığım, yağlamanız için de lezzetsiz dediler. Çünkü bilmiyorlar. Daha diyor ki bana, emin misiniz diyor, bunun üstüne diyor kırmızı kapya koyulur mu? Bilmiyorlar yani. Gene de diyorum ki aman Emel Hanım üzülmesin diye ama bana ne beter olsun. Peki Özlem Hanım'ın beğenmedim demesine ne diyorsunuz? Herkes beğendi, Özlem Hanım beğenmedi. Sonradan da dedi ki kıyması güzel olmuş ama. Bu ne lahana, bu ne periz, çözemedim. O bence çok beğendi de. Öbürlerinin hepsi beğendim dediği için, yüksek puan vermemek için. Sabah da bugün Yasemin Hanım'ın helvasını yiyeceğiz dediler. Bence onların helvası bugün benim günüm. Gamze Hanımcığım, beğendiniz mi helvayı? Tadı güzel.
lezzetli olmuş. Okey. Kıvamı da güzel. Ama ben bunu dondurmayı içinde mi? Beklerdim. Niye menüde içinde yazmadım ki? Niye bekliyorsunuz? Ama öyle normalde... Yo, her zaman hani evlerimizde de bu şekilde yapıldığı yo, için yani... Bu benim fikrim. İrmik eşliğinde eğer servis ediliyorsa şayet... Hı-hı. Olması gerektiği neyse o olur. Bence. Bu ondan işte sonra, olması gereken bu. Bir de İrmik eşliğinde soğuk. Dondurma. Ya yani ben sıcak beklerdim. Isıtın, hani madem dondurması içinde değil, sıcak beklerdim ben bunu. Peki katılaşmış mı? Biraz hani... katılaşmış ve hani donmuş bir yağda tadı geliyor bana. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten mi? Bunu samimi bir şekilde mi samimi bir şekilde. Bak tadı çok güzel diyorum. Şekeri, kıvamı gerçekten güzel ama... Şu an suyu içtiğinde damağında yağ donuyor mu? Dondu. Peki nasıl tadı güzel oluyor? Madem damağınızda donuyorsa bunun tadı nasıl güzel oluyor? Şeker. Şekerli işte, kıvamı güzel diyorum zaten tamam, bunun ben. Bu helva güzel olmuş o zaman. Bu helva güzel olmuş deyin arkadaşlar. Güzel diyorum zaten. Teşekkür kıvamı güzel diyorum ben. Teşekkür ederim. Bunda evet kıvamı. Afiyet bal şeker unla, olsun. Siz zaten bunu biraz da un koymuşsunuz, kıvamını tuturmuşsunuz. Olur, evet. Anladınız un koyduğumu. Evet, çünkü irmik hemen helvası... Nereden anladın Vicky Gamze abla? Evde yapıyorum sürekli. Ben un koymadım. Benim eşim... Tabii unla biraz böyle kıvamını da toparlamak lazım. Çünkü sen irmik... Sen onu anlamadın mı? Un yok içinde ya. Yok un, ben un koymadım. Ama bir toparlamak lazım. Ya da tadını da alamıyorum varsa da. Kız sen az önce un var toparlanmış dedin ya. Ama toparlanmış geldi bana. Un yok. O... Dondurma eksiğimizi öyle kapatalım dedik Gamze Hanım. Ama gerçekten bilemeyeceğim yani ben... İrmiğin cinsi nedir? O kullan... İrmik nasıl ama bir irmik maddedir? Çok incedir ya böyle tamam, kısırlı ne, bulgur gibi. Ne, hayır ne? Bakliyatgillerden neden evet yapılır irmik? Bulgur. Bulgur su aldığı zaman şişmez mi? Ya şişer. Şişer. Doğal ama, olarak toplamaz mı? Hayır ama un şöyle. Böyle çatalınızı batırdığınız zaman... Şerbet girdiği için onunla bir tık gerçekten ben un tadını şey almadım. Bilmiyorum varsa da bir şey diyemem. Şimdi dediğim. Sen bu helvayı keyif ve zevkle yemiyor musun? Yok hayır yemedim. Peki afiyet olsun. Tatlı olsun, taşlar olsun. Özlem Hanım. Tadını beğendim. Kıvamı da iyi. Ama hani sunum olarak dondurma yanında değildi. İçinde gelseydi daha şık bulurdu bence. Yani çünkü bunu, dışarıda da yediğimizde... Öyle mi yiyorsunuz? Için, evet dışarıda burası da. Balık restoranı değil ki sadece balık restoranlarında veriyorlar onu. Vallahi balık, hayır, balık restoranlarında değil. Ben Bursa'da evde sürekli de gittiğimde yediğimde içinde gelir. Eğer içinde. Ben bunu içinde yazsaydım ve içinde getirmeseydim... Siz bana istediğiniz her şeyi söylerdiniz. Ben derdim ki evet Özlem Hanım özür dilerim. Evet Gamze Hanım özür dilerim der susar otururdum. Tamam Yasemin Hanım ama dışında da yazmamışsınız. Dondurma eşliğinde. Sade dondurma eşliğinde. Fıstıklı allayıp kullayıp getirmişsiniz önümüze. Tamam aynı söylediğimin aynısını getirdim işte. Bir değişiklik yapmadım ki. Peki bir şey diyeceğim. Dondurmalı değil de normal irmik helvası olarak pişirmiş olsaydı şu an dondurması normal irmik helvası önümüze gelecekti. Tek başına irmik helvası kötü mü peki şu anda? Çok basit bir tatlı. Yani, bak basitliğini sormuyorum. Ona bir şey diyemem. Tat olarak soruyorum. Yani dondurma olmadan sade bir irmik helvası olarak gelseydi önümüze lezzetsiz mi Özlem? Yok ben beğendim helvasını. Güzel. Yok, lezzeti yerinde. Yani onu becerebilmiş mi? Evet, İrmik güzel şişmiş mi? Mesela 2 saat bekledi. Bu biliyorsun sonra bulgur bulgur dağılabilir. Şu an dağılıyor mu öyle? Hayır dağılmıyor. Gayet güzel. Zaten kalıpta da getirdiği için hani dağılma falan yok. Peki afiyet olsun. Sağ olun. Emel Hanımcığım. Emel Hanım iştahla yiyor bak fark ettim. Afiyet olsun. 5 çeşitlik menünüzde en beğendiğim, gerçekten nokta atışı olan tek yiyeceğiniz bu. Nokta atışı. Çünkü afiyet olsun. Tatlınız gayet güzel, hakkını yemeyeceğim. Hakkı olanın her zaman hakkını vermek istiyorum. Ama gerçekten sunum olarak, içinde olarak bize ikram etseydiniz o dondurmayı muazzam güzel olacaktı. Peki, afiyet olsun. Aynı yorum yapmak istemiyorum. Elinize sağlık. Yaptın sağ zaten. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Oğuzhan? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi beni hiç kimse yaftalamasın ama arkadaşlar, irmik pişmemiş. Farkında mısınız? Ne yediniz pişmemiş irmiği? Ya ben de yapıyorum irmik helvası. İrmiği bir nasıl yaptığınızı sormak istiyorum. Ben kendi yapı şeklime göre irmiği kavuruyorsun. Şu an demek ki yanlış yaptı ki senin önündeki irmik değil pişmemiş. Ben şerbetini sonradan hazırlayıp üstüne döküyorum. Öyle yaptım. Ondan sonracıma onu güzelce demliyorum. Demlediğim zaman irmik şişiyor. Öyle yaptım. Şiştiği zaman da içinde böyle kıtır kıtır tat kalmıyor. Onu da öyle yaptım. Hatta üstüne örtü de örttüm. Güzelce kapattım. Niye örtü örtüyorsun? Aynen yaptım. Niye örtü örtüyorsun? Siz de dediniz tamam, ya şimdi hayır, üstüne bir kapağını, şey kapatıyorum demlensin demlemek diye. Demek kapağını kapattığım zaman demlemeye bırakıyorum. O içindeki buharıyla iyice şişecek. Sen onun üstüne bir şey örttüğün zaman buharı o şey alır, irmiği kurutursun. Üstüne battaniye örtmedim olsun. Tamam, cam ne kapağını olursa kapattın olsun ama değil mi? Kapattım. Cam tamam kapağını kapatıp üstünü örttü. Ya irmik her türlü yenebilir. İrmiği normal pişirmeden, kavurmadan da onu normal köftelik bulgurum nasıl ıslatıyorsak
Onu da ıslatıp hafif şişirdiğin zaman her türlü yenir. Peki bu her türlü yeniyor. Civciv çocuğu, tavuk çocuğu mu? İrmiği ıslatıp yiyeceğim. Şu an yani irmiği ıslatılıp da diyendiğinin ve lezzetli olduğunu ilk defa Osman Bey'den duydum. Nasıl ki kısırı pişirmeden yapıyoruz ya köftelik bulgurunu yani demliyorum. Onun içine giren salça baharat bana mı geliyor? Tamam, hayır. Onun içine gidiyor. Kadir Bey niye beni yanlış anlıyorsunuz diyorum ki. Ama diyorsun ki zaten bu irmiği suda ıslatsak bile lezzetli olur. Hayır, yenir. Lezzetli olur değil demiyorum. Ben diyorum ki bu irmiği kavurmasak da pişirmesek de suyla ıslatıp 5 dakika 10 dakika hani böyle ıslatma demlemeye bıraksak o irmik kendini hafif salıp şişecek ya. Yani o kıtırlığı gidip yenebilme evresine gelebilecek diyorum. Ellerinize sağlık Yasemin Hanım. Herkese afiyet olsun efendim. Sevgili seyirciler, yine bir masanın sonuna geldik. Yine bir masanın sonuna geldik. Şimdi nereye gidiyoruz? Kapalı puanlamaya gidiyoruz. Bakalım bu yorumların ardından bu yemeklerle Yasemin Hanım haftanın 3. gününde kaç puan alacak görelim. Ardından yarının yarışmacısını seçelim. Buyurun. Yasemin Hanım'ın bu menüyle benim yaptığım menünün önüne geçmesinin imkanı yok. Benden bu menüyle geçerli not alamayacak. Vallahi Emel Hanımcığım, siz önce gidin. Blender'ı nerede kullanılır onu öğrenin ya. Ondan sonra konuşun. Onlar benim bir soframı beklesin de yemek nasıl yapılır, sunum nasıl yapılır görsünler. Yasemin Hanım'ın bugünkü yaptığı menüde çorbasını çok katı bulduğum için beğenmedim. Yasemin Hanım'ın yaptığı yağlamayı kesinlikle ve kesinlikle lahmacuna benzettim. Ama tatlısını çok sevdim. O yüzden Yasemin Hanım'a puanım 2. Yasemin Hanım bugünkü menüsünde sadece çorbasını ve tatlısını biraz beğendim. Ona puanım 2. Yasemin Hanım'ın sadece tatlısını beğendim. Yasemin Hanım'a puanım 2. Yasemin Hanım'ın bugün menüsünde beğendiğim şeylerden bir tanesi tatlısıydı, pişmese dahi. Ve bir de yağlamasının içini beğendiğimden dolayı ona puanım 2. Sevgili seyirciler, puanlamanın ardından tekrar masamızdayız ve şu an küremiz önümüzde. Yarının yarışmacısını seçeceğim. Hazır mısınız? Hazırız. Son 2 kişi kaldı. Gamze Hanım ve Özlem Hanım şu an yan yanalar. Bakalım yarın kimin evinde kimin hamaratlarını göreceğiz. Bence Özlem. Bence de Özlem. Gamze. Yarının yarışmacısı bakalım kim oluyor ve büyük finalin ev sahibi de ortaya çıkacak birazdan. Ben bakayım Kadir'le. Çıta çıkartma sakın. Yok asla. Yarının yarışmacısı Gamze Hanım oluyor efendim. Alkışlarla. Demiştim o. Emel'liydi. Ve cuma günü büyük finalde ise Özlem Hanım'ın evinde olacağız. Ve Özlem Hanım'ın marifetini görüp masasında 50 bin liranın sahibini açıklayacağız. Hadi bakalım Gamze'cim, sana kolay gelsin. Teşekkürler. Şimdi bugün mutfakta bir şeyler konuştuk ve ben bir şeyler duydum Yasemin Hanımcığım. O kadar çok şey konuştuk. Evet, o kadar yani. Çok şey konuştuk. Evet ama bir tanesi çok çok böyle yani hem insana dokunur hem de önemli bir şeydi. Siz dediniz ki mutfakta ben, daha doğrusu ben önce bir ortaya çıkarayım daha sonra konuşalım biz bunu efendim. Evet Yasemin Hanımcığım, şöyle kutuyu size veriyorum ve açmanızı istiyorum. Buyurun. Hemen açayım mı? Evet, hemen aç. Buyurun efendim, herkese heyecanlı. Kahve makinesi. Bunu gerçekten çok istiyordum. Çok zor durumdayken kahve makinemi satmak zorunda kalmıştım. Yani çok teşekkür ederim, çok sevindirdiniz beni. Yani mutfakta çok böyle doğal bir anda gelişti olay ve evet. Bir anda anlattınız. Evet, evet. Yani mama içi kahve makinesi satmak... Yani bir mamayı da ne bileyim hani insan böyle bir eşinden, dostundan birileri muhakkak bir yardım eder diye düşündük bunları... ama maalesef ki işte olmamış, o yardımlar size evet, gelmemiş. Evet. Ve kahve makinesi satmak zorunda kalmak büyük bir durum. Sadece kahve makinesi değil, birkaç tane daha ürün satmıştım ben onun yanında. Ama en çok kahve makinesi. Hani bir kahve makinesi satarsın, bu ne kadar eder ki diye düşünürsün. Yok. Aslında o an senin ihtiyacını gidermiş. Yok yani. Yani o kadarına bile muhtaç kaldığın günler tabii, olmuş. Tabii evet, çünkü sezaryenle doğum yaptığım için çocuğum emmedi beni. Emmediği için de hastanedeki verilen mamaların hiçbirini kabul etmedi. Sürekli mama değiştirdik, onları da kabul etmedi. En son bir tane mamayı kabul etti. O mama da bize çok pahalı geldi. O an zaten biraz zor durumdaydık. Satmam gerekenler vardı, onları satmıştım. Bir kahve makinem kalmıştı. Onu da satıp kızıma mama almıştım. Onu anlatmıştım. Evet. Kadar şirin. Bugün de bu makinayı güle güle kullan inşallah. Eşinle birlikte terasınızda asıldığı içtiniz, nice kahveleriniz olsun. Kimseyi de Allah böyle zor durumlara... Amin. Ne oldu Osman? Çok mutlu, ne bileyim. Niye yani. Öyle yüzünün şekli değişti?
Ben de duygusal mı? Ya yok, ben duygusal şeyleri çok ama sevmiyorum. Dedi ya zaten ben o konuda keskinim diye. O konuda gardlarım yani, şey değilim. Vallahi hepimizin zor durumu oldu. Hepimizin tabii zor ki anı oldu. Ya olabilir. Hepimizin yani şeyleri oldu. Ben öğrenciyken yarışmaya katıldığımda kalp krizi geçirdiğimi söylemiştim ki evet, onun üstünde çok durmamıştık o zaman. Bu şimdiki günde konuştuğumuzda benim sigortam yokken ben gidip muayene olamadım. Muayene olamadığım için o iltihabım kalp kapağının üzerindeki zara indi ve ben sağlık ocağı muayenesiyle akşamına anjiyo oldum. Ben niye bu kadar şeyin içine girmedim duygusallığa? Niye insanlar benim bir bu kadar kriz geçirdim, muayene oldum, anjiyo oldum, onu yaptım, bunu yaptım vesaire oldu. Kelimelerinize dikkat ederseniz çok sevinirim. Hayır yok yani şu kendimi şov yapmak için bebeğime şey yapmak bu için. Bu şov değil, bu yaşanmışlık. Siz zaten şey yaptım diyorsunuz. En başta söylediniz ki ben dram mram bunlara inanmıyorum. Ben de merhamet yok dediniz ben değil mi? Ben merhametsizim demedim. O sizin karakteriniz, bu benim karakterim. Ben merhametimi anladınız ön plana mı koymuyorum dedim. Yani her Kadir insan Bey incelik yapmış, bana teşekkür sürpriz edeyim yapmış. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Anladınız mı? Evet. Ona bir şey demiyorum. Zaten ben sadece kendi yorumumu söylüyorum. Çok ama özür dilerim. Benim puanlarımızı verdik ve bu masaya o şekilde geldik. Herkes puanlarını zaten evet, yemeklerine göre verdi. Evet. Yasemin Hanımcığım tekrardan ellerinize sağlık. Afiyet yarın olsun. Gamze Hanım'ın günündeyiz. Afiyet. Hadi bakalım Gamze Hanımcığım, gösterin bize marifetinizi. 50 bin liraya giden yolda bakalım ne kadar adım atacaksınız. Biz de merakla bekliyoruz. Yarın aynı saatte en amarat bölümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bugün 3. günü. Görüyorum ki 3'ü de benim için bir rakip değil kesinlikle. Yasemin Hanım, yemek bilgisinin olmadığını zaten bugün gördük. Bundan sonraki yorumlarının altını zaten doldurmayacağını da biliyoruz. İddialarımın altını doldurdum ve ne istiyorsam, ne yapmak istiyorsam da yaptım. İstediğim gibi bir menüyü de oluşturdum ve benim rakibim yok. Ben kazanacağım. Enem Arat Benim'de bir günü daha geride bıraktık sevgili seyirciler. Yasemin Hanım'ın ellerine kollarına sağlık. Çorbası lezzetliydi. Sadece biraz kıvamı yoğundu ki ben öyle olacağını zaten pişerken gördüğümde anlamıştım. Keşke biraz daha su ekleseydi ama ısrarla savundu. Ara sıcakta kara lahananın maalesef ki içi tam pişmemişti bana göre. O mısırları hala diri diri geliyordu. Her ne kadar kırık olsa da ana yemeği çok lezzetliydi. Yani belki daha önce olmuş yağlamaları yediğimde bu kadar lezzet almamıştım. Kıymasının aroması çok güzeldi ama hamuru bir tık daha ince olmalıydı. Yasemin Hanım'ın bir haftadır yaptığı yorumlara bakarak da yağlamasını bu denli beklemiyordum. Tatlıya gelince bence masadakiler daha önce hiç irmik helvası yememişler. Ya da eskiden beri hep dondurmalı yiyorlardı sanki. Çok da güzel olmuş. Ellerine kollarına sağlık diyorum. Eğer Oğuzhan Bey pişmemiş bir irmik helvasını bu denli yiyorsa, pişmişi bulsaydı ne yapardı merak ediyorum. Evet, Yasemin Hanım'a puanımı verdim ama gitmeden ona da şöyle küçük bir laf söyleyeceğim. Yağlamanın kenarları asla öyle beyaz kalmaz. Onları bolca salçalı yağ batırması gerekiyordu. Yine de eline koluna sağlık diyorum. Hayırlı akşamlar, yarın görüşmek dileğiyle.